Yani ama birinci penguenin suya atlaması lazım. Biliyorsunuz ki penguenler hani göç ederken birincisi göç sırasında atlar ve diğerleri de bunu takip ediyor. Ve bizim de başarı hikayelerine ihtiyacımız var. Türkiye'de çok başarılı yerel girişimlerimiz var. Hani burada saysam neredeyse 20 tane çıkartabiliriz belki ama globalde çok az örneğimiz var. Yani WhatsApp gibi, ondan sonra Spotify gibi, belli hani ülkelerin hep Skype gibi, ondan sonra WhatsApp'ı hani Ukrayna'ya saymak doğru değil ama kurucularından bir tanesi Ukraynalı. Hani en azından o örneği vermek ve bütün dünyada belli sayıda her ülkenin böyle örnek gösterebilecek şeyi var. Ama Türkiye'de bu sayı çok az. Yani elle gösterilecek sayılabilecekten bir Udemy var işte. Eren Balin'in özellikle son 3-4 sene içerisindeki bence çok başarılı bir örneği. Eren Türkiye'den San Francisco'ya gidip orada çalışıp Udemy'yi kurup 3-4 sene içerisinde de oldukça başarılı bir duruma getirmesi bence şirketi. Diğer girişimciler için de örnek oluşturabilecek bir vaka ve diğer taraftan da Eren şeyleri paylaşıyor. Nasıl yaptığını ve oradaki şirket kurulumundan yatırımcıya kadar bütün süreçleri bu bilgi birikimini paylaşıyor. Bizim buna ihtiyacımız var. Yani bu bilgi birikimini dağıtmaya ihtiyacımız var ki örnek oluşturabilecek, ondan sonra kapı açabilecek yeni şeyler çıkartalım, başarı hikayeleri çıkartalım. Çünkü Türkiye'ye baktığımızda hani daha 1970'lere dönelim. Sanayi devriminden bu yana aslında uluslararası sayılabilecek şirket sayımız yok. International veya hani veya dışarıdan ithalat yapan birçok şirketimiz var. Fakat global anlamda bir Samsung, bir Nokia, ondan sonra bir Boeing, bir Coca-Cola gibi böyle global ölçekte oynayan bir şirketimiz yok. Böyle olmayınca tabii ki bu yöneticim birikimi veya yönetim birikimi startuplara da geçmiyor. Burası küçük kaldı aslında. Sandalye geliyor. Bu sandalyeyi de alıyoruz. Bence bunu başarabilirsek, bu tabii bu arada sihirli değnek yok. Silikon Vadisi'nin kuruluş hikayesini belki çok iyi biliyorsunuzdur. 2-3 tane de belgesel var, muhakkak seyredin bununla ilgili. YouTube'da da var. Silikon Vadisi'nin kuruluş hikayesini anlatıyor. Silikon Vadisi'nin kuruluşu, hatta Serdar Tuzluoğlu en son bizim Startup Ekip toplantısında bundan bahsetmişti. Çok güzel de bir hikaye var. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Kaliforniya'da silikon çiplerin bulunmasından başlıyor. Yani internet yok. Bilgisayarların bulunuşu itibariyle ve NASA'nın ve DARPA'nın bu konudaki çalışmalarından kaynaklanıyor. Savunma sanayinden geçiyor. O yüzden 40-50 yıllık bir hikayesi var aslında. Yani 3-4 senede çıkmış bir şeyden bahsetmiyoruz. Merkezden bahsetmiyoruz. 60-70 yıllık bir hikayesi var. Herhangi bir şehrin bunu 3-4 senede kopyalaması, şehir demeyeyim, ülkenin kopyalaması mümkün değil. Bizim de hani gerçekçi olacağımız tarafı İstanbul'un San Francisco veya Silikon Vadisi hani İstanbul Silikon Vadisi oluyor veya Silikon Vadisi'ni kuruyoruz şeklindeki başlıkların çok yanıltıcı oldu. Böyle bir şey kısa vadede mümkün değil ama başlamazsak da hiçbir zaman mümkün değil. Yani bir şekilde başlamak lazım ve buradaki sistemi ve bütün oyuncuları yavaş yavaş kurmak gerekiyor. Bugün başlarsak belki 20 sene sonra ona ulaşabiliriz. Ama hiç başlamazsak, yani bir yere örnek almazsak hiçbir zaman ulaşamayacağız. Şöyle bir hikayesi var San Francisco'nun. Amerika'da dahi bunu kopyalamaya çalışıyorlar. Yani başka şehirlerde de bu ekosistemi oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat ona da başarılı olamıyorlar. Çünkü Kaliforniya'nın ve özellikle San Francisco'nun yani 40-50 yıllık oluşturduğu o ekosistemi bütün oyuncularıyla beraber aynı şekilde başka New York'a da götürseniz olmuyor. Boulder'a götürseniz de olmuyor ve herhangi bir Seattle'a götürseniz olmuyor. O yüzden bütün dünyada zaten hani bunu yapmaya çalışıyor. Londra'da, Berlin'de, Paris'te, diğer ülkelerde ondan sonra bunu uygulamaya çalışıyorlar. Bu aynısını kopyalamak mümkün değil. İstanbul'da farklı bir ekosistem olacak. Ve buradaki girişimciler, yatırımcılar farklı bakış açıları olacak ama
kendimize, yörenin, yani bölgenin ekonomisine ve kültürüne uygun yeni bir sistem yaratmak zorundayız. Ve bu da sağlıklı olmak zorunda. Yani sağlıklı dediğimizde bütün ekosistemin paydaşlarıyla büyüyebilen, hızlı, yeni girişimciler çıkartabilen ve bu girişimcilerin tekrar ondan sonra aynı sisteme katkı sağlayabileceği, hani çıkış yaptıktan sonra gayrimenkule değil, tekrar girişimcilere yatırım yapabilecek bir sistem oluşması lazım. San Francisco'ya baktığımızda aslında bütün o başarılı girişimcilerin tekrar girişimlere yatırım yaptığını görüyoruz. Mesela PayPal'dan çıkan ve oradan varlıklarını yapan kurucular tekrar internet şirketlerine yatırım yapıyorlar ve bu yeni şirketlerin doğmasına sebep oluyor. Yeni varlıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Kurucuların hepsi melek yatırımcılar haline geliyorlar. İşte bu çarkı döndürmek Türkiye'de önemli bir bence ilk aşama. Onu da yapabilirsek ilk nesil bence internet girişimcileri, ikinci nesil internet girişimcilerine yatırım yapabilirse bu çok önemli olacak. Startup İstanbul'da Dave McClure'un konuşmasında da şey oldu. Hasan Aslanoğlu önemli bir bence dönüm noktası. Bize yatırım yaptığı için anlatmıyorum. Hani içimden geldiği için anlatıyorum. Çünkü 10 tane Hasan Aslanoğlu olsaydı gerçekten hani şu anda çok daha hızlı yol alabilirdik ama bir tane çıktı henüz. Çünkü belki yatırım yaptığı tutar Türkiye'deki herhangi bir otele yapılan yatırımdan fazla değil. Ama internet sektörü için çok büyük bir rakam. Yani yaklaşık 40 milyon doların üzerinde yatırım yaptı bir sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde. Ve bugün çevrenizde gördüğünüz binalara, şuradaki bütün şeylere çok daha fazla harcanıyor. Ve bina yatırım yapıyor. Menkul yatırım tabii hala o yüzden internet girişimlerine tercih ediliyor. Bu tabii Türkiye'deki bütün yani girişimcilerin kendi arasında rekabetinden değil, yatırım araçları arasında bile rekabet ve finansmana erişimde zorluğunu gösteriyor aslında. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Pozitif bakmak da çok zor. Ama yatırımcıların bu tarafa olan ilgisini çekmek için işte demin anlattığım gibi bir tane başarılı çıkış hikayesi gitti gidiyor. 220 milyon dolara çıktı. Ama bir tane hikayemiz var. O da 10 senede oluştu. Ve o elmayı da aldılar. eBay aldı. Şimdi ikincisini oluşturmak çok zor. Hani elimizde toplam 5-6 tane var. Bunların hepsi de lokal hikayeler. Hani Facebook'u çıkartmak, ondan sonra Twitter'ı çıkartmak kolay değil. Çünkü bu oluşmuş bir sistemin ürünleri olarak ortaya çıkıyorlar. Bir anda hani hemen buradan bu hikayeleri çıkartmak için gerçekten o demin bahsettiğim bütün paydaşlarıyla hem yatırımcıların hem girişimcilerin olması lazım. Girişimcilerin olması şu bakımdan önemli. Çünkü ekosistem birbirine eğitimi öyle veriyor. Yani girişimciler birbirlerine anlatıyorlar. Nasıl yatırım alınacağını, nasıl büyüneceğini, büyümenin stratejilerini, şirket kurarken yaptıkları hataları. Şimdi bizim ülkemizde buna da daha yeni başladık aslında. Son 5 senedir hani dergilerde, gazetelerde çok şey okuyoruz ve aslında çok bir şey yaratılıyor. Bu iyi bir şey. Çünkü ilgi bu tarafa doğru çekiliyor. Son 2008'den öncesinde girişimcilik aslında işsizlikle neredeyse yakındı şey olarak. Ama son 2 senedir girişimcilik çok trendi ve herkesin, bütün gazetelerin, dergilerin gündeminde. Bu olumlu bir şey. Ama yeterli değil. Başlangıç için çok iyi bir adım ama bunun sürdürülebiliyor olması lazım. Benim korkum şu ki 2-3 sene sonra sıkılıp girişimciliğin hani trendi şeyini kaybedip ondan sonra başka bir konuya odaklanmaları. Ama startuplar, girişimcilikler, akseleratörler, hızlandırıcılar, melek yatırımcılar şu anda bütün medyanın da odak noktasında hala yani çok büyük anlamda olmasa bile şey artıyor. Bu olumlu bir gelişme. Çünkü mezun olduktan sonra okullardan genellikle aile eşrafı sizin yeni bir iş kurmanızı çok fazla teşvik etmez. Fark vardır işsizlikle kendi girişimini veya işini kurmak arasında. Artık
sektörde değerlendirmek mümkün. Yeni mezunlar da artık bu anlamda internet veya teknoloji şirketleri kurduklarında bence çok şey karşılanmıyorlar. Arkadan bir pencere açabiliriz, biraz daha bir şey olabilir. Bence olumlu gelişme bu. Startup İstanbul'da biz özellikle Eto'nun tarihçesine başlayalım. Ondan sonra Toz Bulut ve şeyden yani 2008'de kurulduk biz Eto'mu. Eto'm kurulduğunda Türkiye'de deminki konuyla da çok bağlantılı. Girişimcilik çok algılanmıyordu. Hatta fikri götürdüğümüzde birçok kişi ne yapacağımızı anlamadı. Aynı modeller aslında Amerika'da ve Avrupa'da da 2006'da başlamıştı. 2007'de mikrofonlar ve yeni akseratörler, hızlandırıcılar olarak. Ben İTÜ'de yarı zamanlı öğretim görevliliği yaparken 2005 ile 2006 arasında da bu ders sırasında da aynı şeyi yaptık. Yani girişimciler, öğrenciler bir iş fikrini alıp ders yılı sonunda da bunu iş planı şeklinde Türkiye'deki melek yatırımcı diyebileceğimiz şu andaki internet girişimcilerine sunum yapıyorlar. Dersin bütün şeyi buydu. Tabii ders yılı boyunca da onlar da gelip şey olarak anlatıyorlardı bütün hikayelerini. 2008'de de aslında dersi İTÜ'den çıkartıp Eto'm hale getirdik. Kısaca hikaye bu. Fakat yurt dışında bu örnekleri çok hızlı gelişti. Japonya'da aynı Samurai hızlandırıcısı, Samurai Japonya'nın en büyük hızlandırıcı, akseleratörü ve mikrofondu. Aynı senede kurulmuş. Kurucularından ve çalışanlarından bir tanesi Türkiye'ye ziyarete geldiğinde hikayeyi bana anlattı. Aynı şeyleri yaşamışlar. Yani neredeyse aynı Eto'nun hikayesiyle. Bütün Japonya'da böyle toplantılar yapmışlar, kafe toplantıları yapmışlar. Yılda 200'e yakın toplantı yapmışlar. Küçük bütün şeyleri, girişimleri hızlandırmaya çalışmışlar. Ve 2008 yılından yaklaşık 2013 yılına kadar 10 tane çıkış hikayeleri var. Yani 10 tane şirketi kurmuşlar, bunu satmışlar. 2 tanesini de IPO yapmışlar, halka arz etmişler. Aramızdaki fark bu. Yani bir tanesi çok hızlı büyüyen bir ekosistem. Tabii böyle başarı hikayeleri yeni hikayeleri getirilmesine sebep oluyor. Aynısı Estonya'da, aynısı Almanya'da ve İngiltere'de olmak üzere daha sonra da başlatıldı. Düşünün Amerika'daki birçok akseleratör aslında 2008'lerden sonra kurulmaya başlandı. Fakat Türkiye'deki demin bahsettiğim sorunlar veyahut ekonomik gerçekler hızlı büyümemize sebep olmadı. Bu bir bahane olamaz. Hiçbir bence önümüzdeki engel bahane olarak bizi durdurmamalı. O yüzden Startup İstanbul geldiğimiz nokta aslında çok önemli. Çünkü İstanbul ve Türkiye her ne kadar biz hani burada kendimizi farklı bir yerde konumlandırsak da birçok ülkenin örnek aldığı şehirlerden bir tanesiyiz. Kosova'daydık ondan sonra. Kosova'da tabii 2 milyon nüfus var. Çok büyük bir şey değil. Belki hani baktığımız zaman Türkiye'deki şehirlerden bir tanesi kadar nüfusu. Fakat orada girişimciler, Bosna'daki girişimciler, Azerbaycan'daki, İran'daki, ondan sonra Ürdün, Mısır birçok girişimciler İstanbul'u bir hedef olarak görüyorlar. Yani gelebilecekleri yer olarak görüyorlar. O bakımdan ve inanılmaz negatif şeyler saymak mümkün. Bunları hani negatifleri saymayalım ve bunları şey ardı edelim demiyorum. Ama gerçekleri tespit için koymak ve bunları değiştirmek için uğraşmalıyız belki. Her sene biz 40 tane girişim seçiyoruz ve bir tane seçim sürecimiz var. Yaklaşık Temmuz'un başından Kasım'ın sonuna kadar internet üzerinden başvurularımızı alıyoruz. Onunla 20 dakika arasında yüz yüze görüşmeler yapıyoruz hepsiyle. Daha sonra da bu yaptığımız görüşmeleri 40'a indiriyoruz. Her sene 2000'e yakın başvuru alıyoruz. Bu daha çok %50'si bunların İstanbul'dan oluyor.
%40'a yakını Ankara ve %10'u da İzmir ve diğer şehirler gibi ayrılabilir. Hani son senelerde Bursa, Kocaeli, Adana, onlardan da başvuru sayısı, Eskişehir artmaya başladı. Ama genel olarak başvuru yapımız İstanbul. İstanbul'un önemli bir özelliği var bence. Diğer şehirlerden farklı olarak ticaretin döndüğü yer. Ankara bürokrasinin olduğu yer. Buradaki girişimlerin bence rekabet ve birbirleriyle yarışma heyecandan dolayı diğer şehirlerden daha fazla başarılı hikaye çıkıyor. Çünkü burada yaşamak için çok hızlı ve satış ve pazarlama gücünüz de çok güçlü olması lazım. Ankara'da girişimcilerin bir kısmı çok kolay şekilde hibeler ve yardımlar bulabiliyorlar. Bu onlar için başlangıçta kolaylık sağlıyor fakat uzun vadede şirket kültürlerini geliştirmelerinde bence engel oluyor. Çünkü şirket kültürü başlangıcında hibeler ve destekler üzerine kurulduğu zaman uzun vadede hiçbir zaman satış ve pazarlama güçleri de gelişmiyor. İstanbul'daki şirketler ayakta kalabilmek için satış ve pazarlama güçlerini geliştirmeleri lazım. Bu onları olumlu yönde etkiliyor. Fakat İstanbul'da da o kadar çok dikkat dağıtıcı engel var ki, yani her şey dikkatinizi dağıtabilir. Yeni bir iş önerisi dikkatinizi dağıtabilir. Yeni iş çalışan bulmak çok zor olabilir. Maliyetleri çok yüksek olabilir. Size büyük şirketlerden ana iş modelinizi dağıtacak öneriler ve teklifler gelebilir. Bir konu üzerinde uğraşıyorsunuzdur. Bir telekom şirketinize gitmişsinizdir satış yapmak için. O size başka bir şey önerir. Kafanız çelinir ve ana iş modelinizi unutursunuz. O iş modelini önerirsiniz. Bunlar hep İstanbul'un negatif yönleri. Ama dediğim gibi pozitif yönleri de hem rekabetin yüksek olması hem de ayakta kalabilmek için gerçekten satış ve pazarlamaya ağırlık verebilmek. Ankara'nın güzel tarafı da hibelere ve şeylere çok kolaylık sağlıyorlar. Benim TEPAV'dan aldığım bir istatistik, geçen sene Ussal anlatmıştı. Başvuruların hibe ve devlet yardımlarının başvuruları %10 Ankara'dan yapılıyor ama %50'si Ankara'ya çıkıyor. Yani öyle bir istatistik var. Bu Ankara'da oyun ve Ar-Ge'nin gelişmesini sağlıyor aslında. Yani çünkü Ar-Ge için gerçekten satışa çıkmadan önce belli bir süre ofiste oturup bir şey geliştirmeniz lazım. Ve bunun için zamana ve odaklanmaya ihtiyacınız var. Yani elinizde çanta bir şeye çıkmadan satışa çıkmamanız gerekiyor ve yazılım yapmanız gerekiyor. Ankara o bakımdan çok uygun bir mekan. Bu yüzden oyun şirketleri mesela Ankara'da bence şey yapılmış durumda, toparlanmış durumda. Bunun da tabii ODTÜ Teknokent'in de çok önemli şeyi var. Çünkü oyuna olan ilgiyi ODTÜ ilk kurulan teknoparklardan bir tanesi. Bence kültür anlamında da ilk gelişen teknopark kültürüne sahip. O fayda sağlıyor ve savunma sanayi Ankara'da. Savunma sanayi de Ar-Ge ve yazılım projelerini çok desteklediği için onların da orada geliştirmesi gerekiyor. Savunma sanayi gene internetin tarihçesine bakarsak çıkış noktası hep burası. Savunma sanayinin çok büyük fonları var ve o yüzden bu fonların hani Ar-Ge konusunda çalışması için şey yapabiliyor, rahatlıkla verebiliyor. Maalesef ki savunma sanayinin böyle bir pozitif etkisi var internete bence. Veya teknolojiye diyebiliriz. Çünkü Ar-Ge'yi geliştiriyor. Diğer şehirlerde ise bu bahsettiğim gelişme çok nadir ya da çok düşük kalıyor. Biz eğer toplumu tamamını bu şekilde yayamazsak, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de kalırsa bunun etkisini görmek tabii kolay değil. O yüzden çünkü diğer şehirlerde de bence çok yetenekli gençler var. Onların da buraya katma değerini arttırmak lazım. Ekonomi olan başvuruların ortalama demografisi 29 yaşında erkek, %97 erkek ve genellikle mezun olmuş, çalışmış, kendi işini kurmuş bir profilden oluşuyor. Kadın girişimci sorunu zaten odada da görüldüğü gibi çok aşikar. Maalesef bu Türkiye'nin sorunu değil, tüm dünyada da bu şey var. Herkes bunu sorguluyor. Çünkü Amerika'da da aynı sorun söz konusu. Kadınların teknolojiyle ve yazılımla olan ilgileri ve yeni şirket kurma konusundaki belki istatistiksel olarak azlık en büyük tartışılan konulardan bir tanesi. Bizde de istatistiğimiz böyle. Nedenleri birçok açıkçası saysak bulabiliriz ama bunu arttırmak aslında sadece bizim değil birçok bence sivil toplum kuruluşlarından
üniversitelere kadar üçüncü tarafların da birlikte çözmesi gereken bir şey. Hani sadece Etom burada bir kota uygulayarak veya kadınları teşvik ederek çözmemiz mümkün değil. Derinlerine de devletin de bu konuda şey yapması lazım. Üniversitelerin hani bilgisayar bölümlerinden mühendislik bölümlerine kadar kadınların az olmasının sorunu aslında buraya da yansıyor. Bizde de demografi %90-95'in üzerinde ortalama 29 yaş ve çalışma seviyesi dediğim gibi daha önceki tecrübesi çok yüksek. Ve tabii ki lise ve üniversiteden de başvuruluyoruz ama ben size ortalamayı söyledim. Geçen sene seçtiğimiz bazı girişimcilerimiz geçen seneden önceki lise son sınıfta okuyordu. Onları lise son sınıfta okuduğu için değil, gerçekten iyi girişimler yaptıkları için yatırımcıların önüne çıkmaya uygun bulduğumuz için seçtik. Ozan'ı mesela Connected to Me'yi seçtiğimizde üniversite son sınıfındaydı. Tam 3 senedir hani kendisi Connected to Me üzerinde çalışıyor ve 2.6 milyon kullanıcıya ulaştı bu süre içerisinde. Ve bunların yarısı Türkiye'den, yarısı da uluslararası şeyden, ülkelerden, diğer ülkelerden. En önemli, Ozan başlarken konudan konuya atlıyorum ama tamamen İngilizce başlamıştı. Ve kurulduktan bir ay sonra Etom'a başvurmuştu. Onunla tanışmamız o zamana denk geliyor. Kasım'da bu seçimleri yaptıktan sonra 3 aylık bir eğitim sürecimiz var. Bu eğitim çok akademik veya böyle sınıf eğitimi gibi değil. Daha çok başarılı girişimciler, mentorlar ve yatırımcıların genellikle girişim kurarken veya kurma sırasında yapılan hatalar veyahut neler yapılması gerektiğini anlatan yarın kullanılabilecek, hemen kullanılabilecek sunum tekniklerinden işte yalın girişime kadar farklı eğitimler oluyor. Ve genellikle hafta sonları yapmaya çalışıyoruz ki girişimciler full time çalışabilsinler diye hafta içerisinde. En önemli, demin de demografide söylemeyi unuttum. Her sene full time girişimci sayısı artıyor. İlk sene geçmeyi planlayan demografi olarak geçen sene seçimimizde %70'li yani 40 yaşında %70'li ondan sonra full time sadece girişimleriyle uğraştılardı. Ve bu rakam da oldukça girişimlerin full time yani girişimleriyle uğraşması başarılı olanları eğer diğerine çalışıyorsanız ve bir girişim kurmayı istiyorsanız tabii ki bu da bir yöntemden bir tanesi. Hani geçişi kolay yapabilirsiniz. Hafta sonları, akşamları çalışıyor olabilirsiniz. Ve daha sonra belli bir yere geçtikten sonra oraya geçmeyi düşünebilirsiniz. Fakat unutmayın ki sebeplerden bir tanesi, başarısız olmanın sebeplerinden en büyüğü bu farklı yerde çalışmak olacak. Yani şeyin o tarafa giderse o tarafa geçmek olduğunu düşünürseniz işinizi bırakıp atlamak isteyebilirsiniz ama hani bir ortağınız olursa en azından sizin düşük zamanlarınızda onu yüksek olup beraber şeyi yükseltebilir. O kadar zor zamanlar geçebiliyor ki bu başlangıç süresinde ve kırılgan oluyorsunuz. Yani kırılganlık bırakma veyahut başka bir şeye geçme anlamında söyleyebilirim. Duygusal olarak değil. Hemen işte
iş modelinizi değiştirebiliyorsunuz veya farklı bakış açıları getirebiliyorsunuz. Ama bir ortak olursa genellikle de zaten istenilen iki veya onun geometrik olarak ilişki seviyesi karmaşıklaşıyor ve yani aynı frekans tutmak zorlaşıyor. 3'ün üzerinde genellikle tavsiye edilmiyor. 2 en aslında optimum başlangıçta startup seviyesinde. Her işi bu girişimciler yapıyor. Yani tuvalet kağıdından çaya kadar, boyamadan şeye kadar. Bundan hiç yani birçok girişimciyi dinledim. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki girişimcilerde kimse öyle bir ego yapmadan bu işleri yapıyorlar. Her şeyi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Sadece işinizle değil, işinizle ilgili olmayan şeylerle de uğraşıyorsunuz. Hele Türkiye'de bir sürü şeyle uğraşırsınız. Yani araba vergisinin ödenmesinden ondan sonra işte şeyin vergisinin ödenmesine veya apartmandaki bilmem ne sorununa kadar siz girişimci olarak uğraşmak zorunda kalırsınız ve bu işinizin dışındaki odaklanmayacağınız konulardır. Fakat maalesef böyle. Ve bunda hiçbir şekilde bahane etmemek lazım. Örnek olarak vereyim. Hani Nevzat'ın yemek sepeti hep şeydir. Çok klasiktir ve herkes de hikayesini artık biliyor. Yani 2000'li yıllarda kurulduklarında 3 kişiydiler. İlk ofisleri apartman dairesindeydi ve üçü her işi yapıyordu. Yani hani net olarak başlangıç aşamasından beridir tanıdım ve ilk ofislerinden beridir ziyaret ettiğim için biliyorum. Ve bugünkü kadar da popüler olmadıkları için kimse de iş modellerine inanmıyordu. Yani öyle de bir şey var. Zaten iş başarılı olduktan sonra herkes onu sahiplenmesini çok iyi bilir. Hani o fikir benim de kafamda vardı zaten. Tam ben bunu düşünmüştüm, bu çocuklar yapmıştı. Bu örnekleri hep duyarsınız. Ama iş başarılı değilken ve kanıtlanmamışken o aşamada gerçekten hani o girişimcilerin ofisinde olmak veya girişimcilerin yaptığı işin yanında olmak çok kolay değildir. Çoğu da yani çoğu girişimci de esas şey burasıdır, dönüm noktası. Kırıldığı yer burasıdır. Bazen hani dışarıdan gelen düşünceleri kulaklarınızı tıkamanız gerekiyor ama bu şu demek değil. Yani müşterilerden ondan sonra doğru gelecek eleştirileri dinlememek anlamında değil. Ama genellikle her şey negatif yöndedir. Sizin yapmamanız yönündedir ve o işin olmayacağı yönünde özellikle aile ve yakın arkadaş çevrenizden bunu alırsınız. Yemek sepeti de böyle almıştı. Ben çok iyi hatırlıyorum. İlk kurdukları birçok ortak daha başlangıçta ayrılmışlardı. Yani bunu Nevzat da anlatır. Birçok arkadaşına götürdüler aslında Nevzat ve Melih. Ve bir kısmı da bu fikri aslında olmayacağını söylemişti. Aynısı Türkiye'de birçok girişim için oldu. Hepsi burada mesela infoshop.com.tr'ydi. Yani infoshop.com.tr Şişli'de ikinci katta bir yerde başlamışlardı Kaan'la Oğuz. O küçük aşamadayken gerçekten inandırıcılık ve girişimin bu aşamaya geleceğini bakmak çok kolay değil. Yurt dışındaki örnekleri anlatmak çok şey oluyor, uzak oluyor. Hani Facebook'ta böyle dediğimiz zaman arada gerçekten bir gap var. Ama filmini siz de seyrettiniz. Yani o da işte bir şey hikayesinden başlıyor. Yurt odasında başlıyor. Veyahut aynı hikaye Google'da da var. Aynısı Cisco'da da var. Hani Amazon'un hikayesini eğer şey yaparsanız yeni Amazon en son yayınlanan Jeff Bezos'un şeylerinde oldu. Yapıldı. Röportajlarında oldu. Kitap var. Değiştirmek çok zor. Çünkü hepsi milyar dolarlık şirketler oluyor bir anda böyle 10 sene içerisinde. Türkiye'de henüz milyar dolarlık bir internet şirketimiz yok. Yani Türkiye'deki büyük şirketlerin değerlemeleri bile aslında işte Türk Hava Yolları 4 milyar dolar değerde. Yani Turkcell'in değeri yaklaşık borsa değerini şu anda bilmiyorum ama internet şirketleriyle kıyasladığımızda Twitter'la falan hani şey kalıyorlar. Bunlar ne kadar? Turkcell'in değeri mi? Emin değilim ama dediğin gibi hani Facebook'la kıyaslamak mümkün değil, anlatabiliyor muyum? Ya da Twitter'la kıyaslamak mümkün değil. Bunların kuruluşu daha yeni ve hani iki
telekom şirketiyle bu internet şirketlerine baktığımızda aralarında büyük bir uçurum var. Yani Turkcell'de çalışan sayısıyla bir Twitter'da çalışan sayısı arasında fark var. Hani bu geçişi çok iyi anlamak lazım. Özellikle son 10 sene içerisinde bilgi ekonomisi ne herkes bahsediyor ama ekonomik değeri işte böyle oluşuyor aslında. Borsada oluşuyor. Ve bunun arkasında boş bir değer yok. Gerçekten üretilen bir katma değer var. Bunlar aslında ülke ekonomilerini değiştiriyor. Skype 1.2 milyon olan Estonya'nın nüfusu 1.2 milyon. Yani Manisa ile yaklaşık aynı. Ondan sonra büyüklük Konya kadar yaklaşık. Ondan sonra ve Skype gibi bir şirket oradan çıkıyor ve Estonya şu anda Avrupa'nın ve aslında dünyanın da en teknolojik olarak interneti devlet anlamında kullanan ülkelerinden bir tanesi. Finlandiya örneğini zaten anlatmaya gerek yok. Finlandiya hani Nokia sayesinde sadece hani Nokia'nın yani geldiği son durum aslında gerçekleri göstermek anlamında şeyin perdenin bir tarafını gösteriyor veya buzdağının bir kısmını gösteriyor. Çünkü Nokia sadece bir telefon şirketinden değil, inanılmaz büyük bir devasa şirketten oluşuyor. Sadece telekom birimini aslında Microsoft'a satıyorlar. Nokia şu anda hala devam ediyor. Yani belli bir bölümünü satıyorlar. Aynı şekilde Nokia'nın oluşturduğu orada devasa bir ekosistem var. Bütün oyun şirketlerinin orada çıkması işte Nokia'nın katma değerli ürünler üreten şirketleri ortaya çıkartmasından kaynaklanıyor. Rovio da orada, Supercell de orada ve adını sayamayacağınız bir de... ve aslında bu ekosistemin oyun paydaşlarını arttırıyor. Yani, finansa erişim, üniversitelerin üniversitelerin arttırıyor. Çünkü üniversitelerde zaten en büyük sorun ne? Sanayi ve üniversitelerin yıllar boyu daha gerçekten ama aslında onlar da yani hocaların ve eğitim verenlerin gerçek hayatta bağlantısı bu olmalı. Sadece yani inanılmaz. Hepsinin bir hikayesi var. Farklı yönlerini dinlemek gerekiyor. Başarısızlık anlatması gerçekten çok daha hani rahat anlatabilir ama gene de bunları açıklıkla paylaşması bence çok dürüstlük şeyini gösteriyor. Çünkü hani Amerika'da pizza yapmasından ondan sonra şeylerin silmesine kadar oradaki arkadaki bütün tezgahları her şeyi anlattı. Ve oradan başladığını söyledi. Aynı şekilde başarısız silmesinde hani dediğim gibi birçok paylaşım vardı. Önemli şeylerden bir tanesi Türkiye'de başarısızlık çok doğru algılanmıyor. Yani başarısızlık genellikle paylaşılmaz. Çünkü sevilmez Türkiye'de başarısız olanlar. Veya bunu ne arkadaşınızla ne ailenizle paylaşabilirsiniz. Çünkü bir kere şansınız var. Yani ikinci şans verilmez. Siz girişimciyseniz ve işi kapattıysanız sizin bir yerde çalışmanız gerekir. İkinci defa kurarsanız batakçı olursunuz. Yani sürekli batıran anlamında ve size... farklı gözle bakmaya başlarlar. Oysa ki başarısızlık yani diğer kültürlerde özellikle Anglo-Sakson kültürlerinde bir sonraki adım için bir fırsat olarak gözüküyor. Yani gerçeğe farklı açılardan bakıyoruz. Türkiye'de böyle baktığımız için başarısızlık yeni bir şans olarak değil, kapanan bir kapı olarak gözükürken özellikle işte Kuzey ve Anglo-Sakson ülkelerinde bu bir
kazanılmış bir tecrübe olarak gözüküyor. Bu Türkiye'de değiştirilmesi çok zor bir gerçek ama girişimcilerin önündeki en önemli engellerden bir tanesi bu arada. Çünkü başarısızlık olma korkusu yeni girişim sayısını azaltan etkenlerden bir tanesi. Hepimizin korkusu var. Başarısız olursam ne olur? Ama bu çevreden daha da fazla yankıyla geldiği zaman başarısız olma şansınız daha da artıyor. Çünkü üzerinizdeki stres artıyor. Yeni bir şeye başlamak, denenmemişi denemek, ondan sonra kolaya kaçmak daha kolay. Yani kolayı seçmek daha en kestirme yol olarak gözüküyor ve o yüzden de yeni şeyler denenmiyor. Yeni şeyler denenmediği için de inovasyon çıkmıyor. Yani başarısızlık ta hani böyle bir başarısızlık korkusu üniversite ve bütün o eğitim hayatı boyunca bize sözlü şeyi buraya çıkıp anlatma yetisi girişimcilerimizdeki sunum kabiliyetlerini köreltiyor. Yani girişimcilerimiz şöyle bir odada girişimcilere, yatırımcılara sunum yaparken heyecanlanıyorlar. 3 dakikalık sunumda dahi ne yaptıklarını anlatmakta güçlük çekiyorlar. Bu hep böyle geçmişe dayanan, bence hani kökleri şeye dayanan sebeplerden kaynaklanıyor. Bunu başta anlattığım gibi 1-2 yılda değiştirmek mümkün değil. Ama bir yerde başlamazsak da hiçbir zaman mümkün olmayacak. Etom'un amaçlarından hani başlayabilirlerden bir tanesi değil. Bir tane bile girişimi çıkarsak bizim bütün senelerde yaptığımız çalışmanın ürünü olur. Gördüğünüz gibi son 5-6 senede bence yaklaşık günde 3-4 tane sipariş alıyorlardı. Şimdi geldiğim nokta malzemem Evidea oldu. Evidea.com oldu. Şirketin adı hala malzemem.com'dur bu arada. Malzemem Limited'ti. Ondan sonra anonim şirketi çevirdik. Yaklaşık 5 milyon dolara yakın yatırım aldı. Şu anda 4000 metrekarede yerleri var. 100 kişi çalışıyor. Ve bunları 3 sene içerisinde yaptılar arkadaşlar. Ve başa baş noktaya da ulaştılar. Ve onların da iki sunumu var. Baktığımızda Infodif mesela Ankara'da gene görüntü işleme yapan şirketlerden bir tanesi. Geçen sene sonra buradan yatırım alan şirketlerden bir tanesi. Onlar da mesela başladıkları aşamadan çok daha ileri geldi. Hemen projeyi başladığında hani çok daha az bir üyesi olan bir şirketken şimdi hemen projeyi hep karlıydı bu arada. İlk kurulduğundan beri matchmaking hep karlı olur. Ama hani onun zorlukları farklıdır. Şu anda inanılmaz aynı hızla büyüyen ve hem çalışan sayısı hem de üye sayısı artan şirketlerden bir tanesi. Bugüne kadar 250'ye yakın şirket seçtik ama bunların yarısı attı diyemem ama vazgeçtiler diyebilirim. Öyle adlandırıyoruz. girişimcilerin şeyini bozmamak gerekli.
Çünkü demin anlattığım gibi erken aşamadaki şirketlerin kırılganlıkları ve şeyleri çok kolay oluyor. Bir sene içerisinde ya iş modellerini değiştiriyorlar, ya bir yerde çalışmaya başlıyorlar, ya işlerini kapatıyorlar, başka bir işe geçiyorlar, ya da modellerini değiştiriyorlar. %50'si böyle oluyor. %30'u gri nokta dediğimiz, karanlık nokta dediğimiz, ya başarılı olacaklar ya da işi bırakacaklar. Yani daha henüz belli değil. Çünkü ilk 6 aylarında ya da bir senelerinde oluyorlar. Bu geçiş aşamasında oluyorlar. Buna da geçiş süreci veya ölüm vadisi deniyor zaten. Buradan geçerlerse işte o ölüm vadisinden geçen şirketlerin zaten daha fazla ekosisteme ve mentorluğa ve hatta finansa erişme ihtiyacı var. Türkiye'de yapmaya çalıştığımız aslında bu. Oradaki başarı şeyini arttırabilirsek çok daha bence önümüzdeki senelerde daha başarılı hem lokal hem de global düşünebiliriz. %20'si de ya yatırım alıyor ya hiç yatırım almadan kendi iş modellerini büyümeye başlıyorlar. Çalışan sayısı artıyor, gelirleri artıyor ama bu patlıyor anlamında değil. Yani hani ilk sene 100 bin yapıyorlar sonra bir anda 1 milyon dolar ciroya çıkıyor olmadığını da anlatmıyor. Ya düzgün şekilde hayat tarzı girişimciler de olabiliyorlar ama yaşıyorlar. Yani hani o şeyden çıkıp, tohumdan çıkıp bir haline gelebiliyorlar. Onların büyüme ihtimali daha yüksek. Yani belli bir süre yaşadıkları için gelir gider tablolarını oluşturuyorlar. Böyle crowdsourcing fikir toplayan bir siteydi ve olmadı. Fakat şunu anladılar, İdeşat'la bütün şirketleri tek tek geziyorlardı. Şirketlerin acısının crowdsourcing veya böyle toplu fikir toplama değil, kendi şirketleri hakkında yapılan yorumları veya sosyal medyada geçen kendileri hakkındaki fikirleri izlemek olduğunu anladılar ve Monitora'yı kurdular. Monitora şirketler için sosyal medyayı monitör ediyor şu anda ve şirket tamamen değişti. Hani İdeşat'la başlamışlardı. Monitora bugün hani sektöründe lider, kendi sosyal medya ve interneti tarayan, şirketlere bu konuda hizmet veren. Onlar da benim bildiğim kadarıyla bir şey diyorlar. Ama aynı şekilde User Spots 2008 yılında seçildiğinde Mustafa tek kişiydi ve usability analizleri yapıyorlardı ve Ankara'daydı. User Spot şu anda User Interface ve User Experience konusundaki Türkiye'deki ilk kurulan şirketlerden bir tanesi ve birçok Türkiye'deki büyük şirkete gene hizmet veriyor, servis veriyor. Başladığında Mustafa tek kişiydi. Ve İstanbul'a taşındı bu arada. Çünkü merkez burası. O da hızlı büyümeye devam ediyor. Tabii bu ben başarılı örneklerini hep hatırlıyorum ama başarısız örnekleri de anlatmak girişimcilerin bence şeyi. Onları anlatması lazım. Başarısız diyemeyiz ama yani şanssızlıklar oluyor yolda. nasıl güzel anlatıyorum değil mi? Çünkü ya o kadar çok değişken. Girişimcilerin yeni başlangıçlar için bir başlangıç olması lazım bence. 3 ay sürecin sonunda şeyimiz var. Aslında Startup Turkey Eton kampı olarak 2009 yılında yaptığımız şey girişimciler Eton kampında da işte Türkiye'deki internet yatırımcıları ve girişimcilerle buluşturup hani orada bir şey kurabilmekti. Fakat yurt dışından ve aslında birçok şeyden gelmesiyle beraber Eton kampına bir Startup Turkey adı verdik 2011 yılında sanırım. Startup Turkey geçen sene %30 katılımcısı yurt dışından geldi. Startup İstanbul'da bizim hani hızla İstanbul'da yapmamızın esas şeylerinden bir tanesi Startup Turkey'in aslında bu bize motivasyonu vermesi. Yurt dışında gelen girişimciler Yunanistan'dan Mısır'a kadar Startup Turkey'de sunum yapmak istiyorlardı. Hani bizim Türkiye'de seçtiğimiz girişimciler de sunum yapıyordu ama yabancılar da sunum yapmak istiyordu. Biz burada aslında bir şey oluşturduğumuzu fark etmiş olduk aslında. Startup İstanbul'u Lütfi Kırdar'da 1000 kişiyle yapmamızın en büyük şeyini burada yaşadık. Startup Turkey ilk kurulduğunda
Antalya'da yapıyoruz biz Startup Turkey'yi. Onu da aslında hani Antalya'da illaki Antalya'da yapmak için düşünmemiştik. Şubat sonunda yapıyoruz. Şubat sonu Antalya'nın aslında off season'ı. Kimse hani orada turistik bir mevsim değil. Fakat çok güzel bir mevsim. Genellikle güneşli oluyor. Hani İstanbul yağmurlu olurken Antalya'da hani kış sonu olmasına rağmen güneş oluyor. Ve yatırımcılar ve davetleri götürdüğümüz için hiçbir yere çıkmadan otel içerisinde zaman geçirebiliyorlar. Çünkü İstanbul'da olduğumuz için ve hani çok az iletişim ve network düşünülecek. Aslında buradaki oradaki herkes birbiriyle tanışsa yeni iş olanakları da olur. İşte Antalya'nın tarafı kafadaki insanlar bütün yıl boyunca tanışan insanlar bile orada güncelleşebiliyorlar. Güzel tarafı o. Yabancılar geliyor geçen sene itibaren. Yeni ekosisteme yani o demin bahsettiğim işte yaklaşık 40 yakın ülkeden Türkiye'ye ilgi duyan kolaylaşacak diye düşünüyorum ben. Startup Turkey'in en önemli özelliği bu 3 gün boyunca işte herkesin bir arada bulunması ve kolaylıkla iletişim sağlayabilmesi. Ben çok iyi hatırlıyorum, Hasan Aslanova bize erikli suyu sattığında bir e-mail atmıştı web sitesi üzerinden. Bütün gelen e-mailleri ben okurum internet sitesinden. Çok inandırıcı gelmedi açıkçası söylemek gerekirse gelen e-mail. Ben LinkedIn'den bakmıştım. Evet, böyle bir kişi var, erikli suyun sahibi, çıkmış yapmış ve yatırım yapmak istiyor. Biz kendisini Etom'a davet ettik, geldi ondan sonra ve gerçekten internete yatırım yapacağını söyledi. Bizim ilk yatırımcı toplantımızda Ehil sunum yapmıştı, ehil.com. Ve bir hafta sonra ehil.com'a hemen yatırım yaptı. Hani açıklanması falan daha uzun sürdü belki ama ve Startup Turkey'de de sayısını tam net söylememekle beraber orada tanıştığı birçok startup'a da geçen sene içerisinde yatırım yaptı. Hasan Aslanova bu Startup Turkey ilk geldiğinde ekosistem tarafından çok bilinmiyordu. Fakat hani gerçekten yarattığı o bence 40'ın üzerindeki yatırım bir anda bütün ilgileri ona doğru çekti. Bu çok olumlu. Demin de anlatmıştım. Keşke 10 tane daha olsa. Çünkü sadece ilk aşamadaki değil, ikinci aşamadaki yatırımları da yapabiliyoruz böylece. Çünkü sadece melek yatırım değil, bir sonraki yatırımlar da gerekli. Yani yatırım yapanların çıkış yapması için de yatırımcılar lazım. Yani pazar yerinin kurulması lazım. Borsa İstanbul'un bu sene özel pazarla oluşturmaya çalıştığı bence olumlu bir şey var. Özel pazar bu yeni startupların yatırımcılara halka arz edilmeden sunabilecekleri bir pazar yeri olarak hazırlandı. Ve onlar da Kasım ayına itibaren bunu açacaklar. Böylece yeni startuplar yatırımcılara orada daha kolaylıkla ulaşabilecekler. Umarım ki iyi çalışır. Çünkü hani devlet kurumlarının bu gibi hızlı esnek yapılarda çok yavaş davrandıklarını biliyoruz. Borsa İstanbul'da böyle olmaz. O zaman startupların hani yatırımcılara ulaşmak için bence pazar yerini oluşturması anlamında çok faydalı olur. Bu örneğin yaklaşık bu sene içerisinde gelişen bir haber ve biz bunu Startup İstanbul'da da şeyleri vardı, stand yerleri vardı. Orada da konuşmalarında da bunu anlattılar. Uzun süredir çalışıyorlar. Şimdi yatırımcıları özel pazara kaydediyorlar. Yakın zaman içerisinde girişimcileri buraya yapacaklar, kaydedecekler ve aslında bir borsanın
halka arz edilmeden ve maliyet yapısı hani halka arz edilme kadar zor olmadan kolaylıkla yatırımcı bulabilecekleri bir platform haline getirecekler. Bu olumlu bir gelişme. Aynı şekilde hazinenin geçen sene melek yatırımcılar için verdiği destek de bence olumlu bir gelişme. Çünkü bu işi tetikleyen yani domino taş etkisini veya kar topu etkisi oluşturan ilk adımlar. Hazinenin melek yatırımcılara vergi konusunda teşviği çok büyük bir patlama yapmayacak ama yeni melek yatırımcılar oluşturulması konusunda bence çok büyük adım oldu. Herkesi bu konuda teşvik etti. Melek yatırımcılık konusunu medyaya getirdi. Ondan sonra bu konuda işte birçok konferans ve eğitimler verilmeye başlandı. Melek yatırımcı ağları kurulmaya başlandı. Sadece İstanbul'da değil, Anadolu'da da melek yatırımcı ağları kurulmaya başlanıyor. Ve melek yatırımcıların eğitimi de çok önemli. Girişimcilerin eğitimi olduğu kadar yatırımcıların eğitimi de önemli. Çünkü 1970'lerin sanayi toplumundaki o patronları şu anda gelip biliyorsunuz Türkiye'de yatırım yapmak ortak olmaktır. O da %50'ye tekabül ediyor. %50'ye ne ortak olmak istiyor? Geldiğinde bir şey dedim. Şirketin tamamına %50'si, %51'im olsun. Sen de burada çalışan bir şirketinde olduğunu söyleyeyim. O yani bu yerlebilir eden bir faktör. Çünkü girişimcide o motivasyonu, yani şirketin sahipliği motivasyonu kaldırdığınız zaman aslında şirketin ruhuna yani ondan sonra da o ekipten veya kurucularından çalışmayı beklemek. Çok hikayemiz yok. Hani ben çıkarttım. Çok iyi bir örnek. Çok iyi örnek. Aynen öyle. Steve Jobs kendi kurduğu şirketinden kovuluyor. Bu filmi hani sinematik olarak çok hani yönetim kurulu tarafından, kendi atadığı yönetim kurulu üyeleri tarafından kovuluyor. Yani daha sonra Pixar'ı kuruyor, Next'i kuruyor, Apple'a satıyor, sonra Pixar'ı kuruyor, Disney'i satıyor. Hani gerçekten sıra dışı bir öykü. Şimdi buna bakarak tabii hani motive olmak çok kolay değil. Çünkü arada devasa uçurumlar var. Daha yakın örnekler daha motive ediyor bence bizi. Diğer taraftan hani hikayeyi kitapta da okursanız bu demin anlattığım şey örneklerden bir tanesi. Bilmediğimiz de o kadar çok örnek var ki. Yani bunların güzel hikayesi hani bu kadar şey olmuyor. Fakat yani yatırımcılar hiçbir zaman sizin duygusal olarak iyi olmanızı sağlamak için değil, o şirketten para kazanmak için burada olduklarını ve ortak katma yani ortak değerin buradan para kazanmak olduğunu unutmayın bence. Çünkü şirket sonuç olarak sizin bir bebeğiniz değil. Yani duygusal olarak bağlanacağınız bir şey değil. En büyük Türkiye'deki bence sorunlardan bir tanesi de bu. Bu bebeğim benim, satamam bunu şeyi. Hala ben girişimcilerde sık rastladığımız konu bu. Nasıl? Yani bu bebeğim benim, kimseye veremem. Ondan sonra hayat boyu bu benim olacak. Hani böyle düşünüyorsanız bu hayat tarzı girişimcilik. Restoranınız olsun, berber dükkanınız olabilir. Ondan sonra şey yapabilirsiniz, bunun tarzı ayakkabıcı açabilirsiniz. Bu hayat tarzı bir girişimcilik olur. Ama iş yapıyorsanız, yani bu işten para kazanmayı, gelir elde etmeyi düşünüyorsanız, bunun kuralları son yaklaşık 20-30 senedir değişti. Zaten hani Türkiye'de de bunu yatırımcıları eğitmek gerektiğimiz yer dediğimiz nokta burası. Özellikle gelişmiş olan ülkelerde ve teknoloji ve bilim, bilgi ekonomisini kullanan ülkelerde bu hani %50'ler yatırımcı bebeğin kavramı falan filan değişti. Para kazanmanın yanında katma değer sağlıyor. Ülkeler
Yani farklı bir aşamaya geliyorlar. Ve biz bu aşamada hala çok geride değiliz ama aralık kapı açılmadan yakalamamız gerekiyor olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Uber, hani baktığımız zaman Uber'i herkes biliyor mu bilmiyorum ama Uber, herkes biliyor mu? Uber geldi. Ben böyle sabah kadar, siz istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz bu arada. Uber yaptığı iş, hani marketplace aslında, taksitli veya özel ama yarattığı değer farklı. Dikkat edin, arkasında şey var. Bir kere fiyatlama, dinamik fiyatlama var. Taksi duraklarını ortadan kaldırıyor. Yani taksi durakları aslında çok kötü bir şey. Çünkü taksi gittiği zaman geri gelmek zorunda. Düşünün. Yanlış bir matematik. Yani bir yere yolcuyu bırakıyor, sonra taksi durağı onu geri çağırıyor. Çünkü taksi durağının çevresinde şeyi alıyor, talepleri oradan alıyor. Oysa ki taksi burada da farklı bir şey alabilir. Burada benzin tüketimini azaltıyor aslında. Yani şeye baktığımızda inanılmaz bir katma değer ortaya çıkıyor. Dinamik fiyatlandırma fiyatların değişmesine ucuzlamasına sebep oluyor. Pazarı regüle ediyor. Taksi şoförleri daha düzgün davranıyor şeylerine, müşterilerine. Çünkü kötü taksi şoförü şey almamaya başlıyor. Talep almamaya başlıyor. Ve pazar yeri buna organize ediyor. Tabii Uber buradan çok faydalanıyor. %30 gibi böyle bir taksi şoföründen şey alıyor. Hiçbir arabası yok. Ondan sonra bütün arabalar şoförlere ait. Hani orası da muhteşem böyle cennetlik bir yer değil. Ama yaptığı şey regüle ediyor. Yepyeni bir sektör kuruyor. İki, bir sonraki aşamada şoförsüz arabalar geldiği zaman, yani Google da bunun üzerine uğraşıyor. Google'un Uber'e yatırım yapmasının bence arkasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi bu. Her şey değişecek yani baktığımızda. Bir anda bir iş modelini, hani sadece çok basitmiş, WhatsApp işte boş zamanları şey yapan, Facebook zamanımızı kaybeden bir şekilde değil, arkasındaki katma değeri düşünüyor olmamız lazım. Sadece bir reklam modeli değil. Yani Facebook büyük bir database. WhatsApp aynı şekilde inanılmaz bir şey var. Instagram. Hiçbirimizin, hepimizin aklına gelebilirdi Instagram. Yani ben baktığımda ilk anlamamıştım neden Instagram'ın bu kadar popüler olduğunu. Ama ortaya yeni ihtiyaçlarla beraber yeni katma değerler yaratılıyor. Bunu unutmamak lazım. Çünkü yeni özellikle neslin de ihtiyaçları farklılaşıyor. Snapchat. Snapchat'i anlamak için ben bayağı bir uğraştım. Yani niçin kullanıyorlar bunu diye. Ama orada bir ihtiyaçtan doğuyor. Ve yeni ihtiyaçlar, yeni acılar, yeni sorunların çözülmesine sebep oluyor. O yüzden hani bu açıdan bakmanız gerekli. Şubat'ın sonunda Startup Turkey'den sonra girişimcileri atıyoruz. Onlar da kendi başına bakıyorlar. Değil. Onlarla iletişim halinde ve sürekli olarak biz iletişim halinde kurmaya devam ediyoruz. Ve hem basında hem diğer taraflarda, diğer yarışmalarda vesaire olduğu zaman hep biz kendi girişimcilerimizi ön plana almaya çalışıyoruz. Etom'daki. Ve onların tabii başarılı olması için uğraşıyoruz. Her sene 10'a yakın şirkete ortak oluyoruz. 40'ına ortak olamıyoruz. Çünkü böyle bir paramız yok. Ortak olduğumuz şirketlere de %5 ortak oluyoruz. %5 de opsiyon alıyoruz. Opsiyon da anonim şirketi kurdukları zaman kullandığımız yaklaşık 20 bin, maksimum 20 bin dolara kadar da para verdiğimiz bir şey. Anonim şirket kurulması şu açıdan gerekli. Ya da limited, fark etmez. Bir şirkete yatırım yapabilmek için bu tarz şirket olması lazım. Yani adi şirkete ya da şahıs şirketine ortak olmaz mümkün değil. Şahıs şirket çünkü kişiye kuruluyor. Limited ve anonim şirket ise hani çoklu ortaklıkların yapıldığı yapılar oluyor. Genellikle de bu süreç içerisinde birçoğu bu şirketi kurmaktan veya işi devam ettirmekten vazgeçiyorlar zaten. Yani öyle bir şey var. Amerika'da ise mesela şirket kurmak ve kapatmak çok kolaydır. Şirketi internetten kurabilirsiniz. Kapatmayı da çok hızlı yapabilirsiniz. Ama Türkiye'de kapatmak bir limited veya anonim şirketi 2 yıl alır. Yani bütün o faturaların ilk şey yapılması vesaire. Bu da aslında şirket kurmak çok kolaydır. Numaranızı alabilirsiniz. Pazartesi günü vergi numaranızı alırsınız ve işe başlarsınız. Bunlar güzel şeyler. Fakat Türkiye'de şirket kapatmak zordur. Yo yo yo. Doğru. Şimdi iki bunun hani iki tarafı var.
yatırım alırsak şirketi büyütürüz ve biz limited getiririz. Bu zaman yani if condition başarılı olmanızı sağlamaz. Yatırım almasanız da başarılı olacak bir iş modeli yapın bence. Yani hani yatırıma dayandırıyorsanız onu, o iş çok anlamlı olmayabilir. Ziyade hani masrafları... Evet, şimdi o doğru. Şimdi o bakış açısı doğru. Masrafları minimuma çekelim. Fatura kesecek bir şirketimiz olsun. Ortaklar arasında da bir kağıt imzalayalım. Benim tavsiyem şu. Şirketiyle olsa ortakların ortak payda da anlaştığını gösteren bir şey yazın. Çünkü uçuyor ondan sonra ve yanlış anlaşılıyor. Yani herkes iyi niyetli başlarken fakat iş zaten kötüye gittiğinde sarpa sarıyor, tamam mı? O yüzden bir sayfa, iki sayfa bile olsa paylar, kimin görev hakları, kimin yönetici hakları, kim ne sorumluluklara sahip, tamam mı? Bunları bir iki sayfa bile yazsanız, tamam mı? Zaten hemen ortaya çıkacak. Ama bunu hiç demek değil. Başlangıçta itibaren pazarlığına dağılmalıyken bu da başka daha hiçbir şey yokken, fikir aşamasındayken ortaklar bize bir fikriyle dağılıyorlar. Ya bir şey yapabiliriz ki niçin dağılıyorsunuz? Yani bir dakika yani. Anladın mı? Bu başlangıçta hiçbir şey değil. Önemli olan ortak ile %33 kişi yapıyorsa ya, kim ne yapacak? Kimin sorumlulukları neler? Hani kim ne çalışacak? Onları belirlemeli ki yanlış anlaşılmalı ortak. Çünkü biz kötüye gittiğinde bu sefer yani iyi ortaklarımızla paylaşmaya başlayacağız. Ya sen öyle tamam ben de tam hiç bilmedim ben böyle tamam ben ortaya şey ama riski çok yüksektir. İşte, kim kuruyorsa onun üzerine bir tür şey olur. Yani riski çok yüksek değil tabii. Herkeste şey var ama hani başlangıç aşamasındaki hızlı kurulup ve işleme başlanacak şeylerden bir tanesi budur. Türkiye'de birçok inşaat firması şahıs şirketi. Yani o büyük şirketleri şahıs şeyle yapar. Ama şahıs şirketi tam rakam hatırlamıyorum ama 200-300 bin ciroyu geçtikten sonra anlamsız şekilde yükselir. Orada zaten limited'i kurmak zorundasınız. Yok şöyle, şöyle kurumlar vergisi Türkiye'de %20'dir. Bu büyüyebilecek global şirketin vizyonu değil. Yani evet bugünden de emin değil bir ticaret kurup hani maliyeti gündeki hani 3000 liralar 2000 liralar çok değerli şeyler. Yani kurarken hani limited önemli şekilde muhasebecisinin bile daha fazla aylık şey, ücret aldığını biliyoruz. Bunlar başlangıç için sizin hani minimumda bootstrap yani şirket kurarken önemli masraflarınız oluyor. Ama günün sonunda büyüyen ve hani başarılı bir şirket olacaksınız muhakkak ki o yola girmek zorundasınız. Hiçbir şeyi yok bence. Yani yatırımcının gözünde hiç önemli olan girişimciler ortaya katma değerli bir şey yapmışlar mı? Şeye bakmazlar. Yani burası anonim şirket mi şey mi ona bakmazlar. Burada bir fırsat görüyorsa şirket kurulmasa bile kurulmuş olmasa. Yatırımcı bunu tercih eder. Yani hiçbir zaman ona bakmaz yatırımcı.
soruyoruz mu diye sormuyoruz. Yani tabii ki soruyoruz ama seçmek için değil. Ondan sonra baktığımız nokta tamamen girişimcilerin için full odaklı olup olmadıkları. Ondan sonra ortaya katma değer ve ürün veya bir hizmet çıkartıp çıkartmadıkları. Fikir çünkü herkeste var. Yani aile toplantılarına gidin, herkesin bir fikri var. Alabalık çiftliğinden kurmaya, Bodrum'daki işte şey yapmaya kadar herkesin bir fikri var. İşimi yapıyor. Uygulama basit bir ürününü ortaya çıkarmış mı? Azimli mi? Kararlı mı? Gerçek etik değerlere sahip mi? Bunları 10 dakikada 20 dakikada anlamak da çok kolay değil. O yüzden zaten uzun bir sürecimiz var. Yani 3 ay içerisinde çok şey daha kolaylıkla belli oluyor. Hele bir yıl içerisinde hani gerçekten eleniyor ve süzme yoğurt kalıyor. Biz elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Biz çünkü devlet değiliz. Hani büyük bir kuruluş değiliz. Manevi ve diğer desteklerimiz daha çok oluyor. Ama ortaya gerçekten şimdiye kadar 250 girişimden 10-15 tane iyi şirket çıktıysa bu işte süzme yoğurdun olduğu yer. Ama diğer taraftan girişimciler önemli bir topluluk oluşturuyorlar. Hani Etom içerisinde de zaman zaman biz kendi aramızda da toplanıyoruz. Etom girişimcileri her zaman kendi içimizde daha öncelik vermeye çalışıyoruz. O girişimciler hepsi birbiriyle tanışıyorlar ve birbirlerine yardım ediyorlar. Yani bence ortaya katma değerimizin hani bireysel olarak tek tek yardım etmek yerine herkesin birbiriyle yardım edebilecek bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bu daha çok değerli. Eğer bir de buradan başarılı yatırımcılar ortaya çıkarsa onlar eminim ki Etom'un bir sonraki çıkacak girişimcilerine yatırım yapacaklar. Hani bu 5 sene içerisinde henüz oluşmadı ama önümüzdeki toplam 10 sene içerisinde bence bu örneği de çıkartacağız. O yüzden 2-3 tane böyle suyu çekmeyi hani ilk önce kuyudan suyu boşaltırsınız ya ona ve sonra da su çıkar. Buna ihtiyacımız var. Ve bu örnekler arttıkça gayrimenkule yatırım yapan bizim yatırımcı sayımız azalacak. Hala gayrimenkul daha karlı bu arada. risk çok yüksek girişimcilerde. Demin anlattığım gibi neredeyse %80'i batıyor. Yani bir yatırımcının hani baktığı zaman farklı enstrümanlara tabii ki yani karlı ve riski az olan şeye yatırım yapmak çok doğal. Fakat o zaman da WhatsApp'ı yakalayamıyorsun işte. Yani konu da bu. Ya da Facebook'u yakalayamıyorsun. Çünkü oran, Amerika'da da bu oran. Yani 1000'de 2 tane start şirketi falan çıkıyor. 1000 tane akseleratöre şirket geliyor. Ondan sonra bunun böyle bir tüneli var. O tünelden geçen en sonunda 2 tane hani büyük şirket ortaya çıkıyor. 1000'de 2 yani oran. Yani onu yakalamak için portföy teorisiyle çok şirkete yatırım yapmanız gerekiyor. Yani 5 tane yatırım yaptığınız olmuyor bu. Portföy teorisi de daha fazla şirkete yatırım yapmanızı öneriyor. Çünkü riski dağıtıyorsunuz. Hani yatırımcılara anlatmamız gereken nokta bu portföy teorisi. Hasan Aslanoğlu'nun yaptığı o yüzden doğru. 40 tanesine yatırım yaptı. Yani daha fazla yatırım yapması lazım ki riski dağıtıyor. Aralarından başarılı olacak olanlar belki birçoğu batacak. Ama 2 tanesi 100 milyon dolarlık şirket olacak ve ona o kazandıracak. Ya da milyar dolarlık şirketi bulacak. O kazandıracak. Ve toplam yatırımdan daha fazla para kazanacak. Yani ben de borsanın hani sözcüsü olarak buraya şey yapamam, borsa adına konuşamam ama bu iyi bir başlangıç. Eğer bu burayı tutturabilirsek ve burayı olumlu geliştirebilirsek bence iyi akşamlar. Görüşürüz. Olumlu bir gelişme başlayabilirsek orada iyi örnekler çıkabilir.
kullanmadı. Yani yepyeni bir yazılım yaptılar. Ya bunun aslında en iyi örneği AngelList. AngelList'i biliyor musunuz bilmiyorum ama AngelList bunun açık olan. Ondan sonra herkes yatırım yapıyor. Kickstarter hani tam böyle girişim değil ama Kickstarter da iyi bir örnek hani ürünler ve satmak için. Ama AngelList tam girişimcilerin yatırım bulması gereken ortamlardan bir tanesi. AngelList gibi aslında dünyada birçok böyle klonları da çıktı. Bütün yatırımcılar orada. Açık her şey. Ondan sonra yatırımcılar üzerinden yatırım yapabiliyorlar. Girişimciler orada kendi girişimlerini tanıtabiliyorlar ve bunun engel yok. Yani birisi bunu hani geliyor ben seni seçeyim bilmem ne değil. Bugün kendi profilinizi hemen oluşturabilirsiniz AngelList'te ve düzgün bir profille de yatırım bulabilirsiniz orada yani. Fikir koruması diye bir şey yok. Onu unutun. Yani ben size söyleyeyim bugün binlerce fikir söyleyeyim. Fikrin patenti yok. Yani bu 2008'de en çok yapar. Fikriniz çalınabilecek kadar kolaysa zaten o fikir iş modeli değildir yani. Sizin fikrinizi koruyacak onun uygulamaya geçmeniz ve müşteri bulmanızdır. Yani saydığımız örneklerin hepsine bakın. Bu odada biz bunları düşünürüz. Instagram'dan Twitter'a kadar belki Twitter'ı düşünemezdik ama yani her şeyi düşünürüz yani. Fikir yani korumak o anlamda patentle mümkün değil. Doğru olan şey onu hızla harekete geçirip uygulamak ve müşteri elde etmek. Ondan sonra zaten eğer kopyalanıyorsa bir fikriniz iyi bir şeydir. Eğer erken kopyalanıyorsa doğru bir şeyin üzerindesinizdir. Hiç kopyalanmıyorsa zaten orada bir sorun vardır. Sizi kimse takip etmiyordur. Yani orada ya takip ediyorlarsa demek ki orada bir pazar vardır ki sizi herkes takip etmeye başlamıştır. İyi bir şeydir yani. Ben o yüzden hani fikrimi yatırımcıya açıklayayım mı, fikir mi korunur mu, patent mi vesaire sorusunda en çok şey yaptığım konu hiç düşünmeyin bile. San Francisco'da özellikle Silikon Vadisi, o demin bahsettiğim belgeseller ve filmleri seyrederseniz fikirleri hep anlatırlar, hiç saklamazlar. Çünkü o fikri ben size anlattığım zaman sizden başka bir şey gelir. Yani ve onu geliştiririm ben. Emin olun ki anlattığınız kimse o fikri uygulamak için sizin kadar hevesli olmayacaktır. Çünkü fikrin sahibi sizsiniz. İşin ilginci, fikri kopyalayabilirim ama vizyonu kopyalayamam. Yani o fikrin nereye gideceğini kimse kopyalayamaz fikrin sahibinden başkası. Şey bu, baktığımız nokta bu bence. Hani esas şey patentlerin çalınması, Nokia'nın bir modülünün çalınması, şeyinin çalınması o farklı bir şey. Yani kart tasarımının çalınması. Yani, o kart tasarımını yapan diğer şey şirketi, mobil şirket onu yaptığı zaman öne geçiyor. Bu fikir değil ama gene ürünün çalınması falan filan. Ama fikir çalınabilecek bir şey değil. Daha yeni başlayacağız. Startup İstanbul için 750 yurt dışından başvuru aldık. Hatta 750'nin de üstünde olabilir. Şeyle beraber, AngelList'ten de gelenlerle beraber. Onlarla Skype'tan görüşmeler yaptık. Çünkü yurt dışından geldiler. Demin söylediğim gibi inanılmaz farklı ülkelerden bir profil geldi. Guatemala'dan Afrika'dan şeye kadar, Uganda'ydı değil mi? Uganda'ya kadar hani başvuru geldi. Ve girişimcilerin profili gerçekten hani baktığımız zaman çok üst seviyediler. Çünkü bir ürün yapmışlardı. Cihaz üretenler vardı. Hologram yapanlar vardı. Farklı şeyde görüşmeler yaptık. Eton başvurunda Ekim itibariyle biz başlayacağız. Aslında bu toplantının bir şeyde başvurunuz varsa hemen biz burada görüşeceğiz sizle. Gizem ve Elif'i de tanıtayım. Elif ve Gizem de aslında Eton girişimcilerimizdiler. Demin güldükleri nokta oydu. Ondan sonra. Evet. %80 ve Elif şu anda yatırımcı ilişkilerimize bakıyor. Gizem de başında. Hem de bütün ekip olarak da başvuruları beraber değerlendirme ekibimiz bizim mentorlarımızdan ve bir önceki seçtiğimiz girişimcilerimizden oluşuyor. Çünkü damdan düşenin halini damdan düşen anlıyor. Onlar size çok teknik sorular ve girişiminizle ilgili çok pratik sorular sorabiliyorlar. Yani ön yargılar var. Soruya hemen geleceğim. Hep ön yargılarımız oluşuyor şey anlamında. Seçiyor. Bu biz olmasak da başkası da olsa yaklaşık öyle oluyor.
Eto'nun sadece bir filtresi var. Ya şöyle, ilk toplantıda her şeyi masaya dökmek çok kolay değil. Zaten yarım saatlik bir toplantı oluyor. Birincisi, yatırımcı hiçbir zaman fikri alıp uygulamaz zaten. Yatırımcının işi, yani daha fazla şey bulup onlara yatırım yapmak. Gerçek yatırımcı kavramı budur. Yatırımcı sizin fikrinizi alıp sonra gidip ona execution'a geçmesi gibi bir şey söz konusu olmaz. Yani yatırımcı o değildir zaten. Gittiğiniz kişinin yatırımcı olup olmadığını ilk önce kontrol edin. Yani gidip başka bir girişimciye anlatıyorsanız o başka bir şey. Yani benim böyle bir fikrim var, yapalım mı? Ya çok teşekkürler. Görüşürüz. Yani yatırımcıysa hiçbir zaman zaten fikrinizi uygulamaz. Yani o yapmaz. Vizyonunuzu anlatsanız da o vizyon statik değil ki. Yani hani bugünün kurallarıyla o vizyondur. Yarın bir şey değişir, siz onu fikrin sahibi olarak, siz onu dinamik olarak değiştirirsiniz zaten. Vizyonu anlatsanız da yine kopyalamaz yatırımcı. Sadece şeyi görür, sizin gerçekten yatırım yapıp yapamayacağı insan olup olmadığınızı tartmak için önemli bir şeydir. Kodların, aynı öyle. Kodların aynısını alsalar bile, çok doğru. Doğru bir tespit. Yani çalma konusunu ben Türkiye'de örnek olarak görmedim yani. Yani böyle aldılar sonra. İş modeli belli. Gitti gidiyor. Ondan sonra ebebek.com, Markafoni. Bunlar trend yol. Sayalım bakın iş sahibinden. Yani yepyeni böyle sıfırdan önemli olan bunu sürdürebilmek ve baştan itibaren aynı satımla ve dikkat ve yıllar boyunca devam etmek. Facebook'tan önce benzeri sosyal modeller vardı zaten. Hani Facebook'un olmasının birçok hani sebebi var. Harvard'da başlaması, üniversite networkleri olması farklı bir şey getiriyoruz ama benzeri sosyal networkler vardı. İlk arama motoru Google değildi. Anlatabiliyor muyum? Yani hani getirdikleri bir algoritma değişikliği vardı sadece. Önemli bir kısım tabii. Yani ilk Amazon ilk kitapçı değil. Bazı girişimler için uygun olabilir. Yani bir şey üreteceksinizdir, prototipini yapmışsınızdır, bunu yığın üretime yani mass üretime geçmek istiyorsunuzdur. Onun için yatırıma ihtiyacınız vardır. Prototipi gösterirsiniz, çalışıyordur. Varsa burada gidin ama hani benim şöyle bir fikrim var, 3D printer yapacağım, ondan sonra bilmem ne yapacağım, herkese var o. Yatırımcılar buradan hiç şey yapmıyorlar, işte böyle inanılmaz şekilde etkilenmiyorlar. Net olarak söyleyeyim. Fikir aşamasından yerine gidin, bir siteyle gidin, ondan sonra müşteriyle gidin, kullanıcılarla gidin. Onlar bununla etkileniyorlar. Bence buna dikkat etmenizde fayda var. Hocam sektörler bu sene Turkcell ile iki tane ayrı anlaşmamız var. Turkcell'de mobil konularında ilgileniyor ve bu konuda gelecek girişim fikirlerine ve girişim fikir değil belli bir aşamadaki şeylere daha da ilgi gösteriyor. Doğrudan onlarla iletişim kuracak bu girişimler.
Diğer tarafından fintech yani financial technologies konusundaki girişimlerde Mastercard'ın ilgisi alanında finansal teknolojiler konusunda bir girişiminiz varsa Mastercard doğrudan bunlarla ilgileniyor. Doğrudan hani o konuda hem destek hem de mentorluk anlamında aynı şekilde de Mastercard'a ulaşmak anlamında iki şirket de Etuam'a olan başvuruları böyle değerlendirecekler. Bu önemli bir konu. Çünkü hani Turkcell'e her zaman ulaşabilirsiniz ama Turkcell doğrudan Etuam girişimcilerine özellikle istedikleri konularda kendisi ulaşmak istiyor. Çünkü Turkcell çok büyük bir şirket. Hani doğru ki olabilir, web sitesi olabilir, benzeri şeyler olabilir. İlla ki böyle bir şey yazma, yani sıfırdan oluşturmanıza gerek yok ama bunlar finansallarla ilgili bir şey olabilir. Yani banka hesaplarını tutan aracı bile, hani bir mobil uygulama bile onların ilgi alanları içerisine giriyor. Onlar da doğrudan bu projeleri hem değerlendirecekler hem de hani kendi alanlarına açmak istiyorlar. Özellikle bu iki şirketin hani bence bu sene ilgili olması, diğer şirketler de ilgililer bu arada. Yani dünyada birçok şirket kendi alanındaki yeni girişimleri takip etmek istiyor. Bunlar illaki teknoloji alanında olması gerekmiyor. Yani büyük dev şirketler dahi yeni girişimlerle buluşmak istiyorlar. Bu işte dediğim gibi son 5 sene içerisindeki sadece Türkiye'de değil, dünyada da girişimcilik, özellikle bu yeni girişimciler ön plana çıktı. Çünkü yeni girişimciler eski ekonomik şirketleri tehdit ediyor hale geldiler. Yani düşünsenize bir iki senelik şirketler büyük şirketlerin rakipleri haline geliyorlar. Çünkü o aradaki boşluğu çok iyi dolduruyorlar. Ve büyük şirketler de bunun farkında. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da yeni girişimleri satın alma ve tamamını alma konusunda daha fazla örnek var. İle satın almak yani acquisition konusunda bu bir fırsat, yani bir şirket gelip sizi alıyorsa hisselerinizi para kazanıyor olabilirsiniz, aynı şekilde bazen satmıyor olabilirsiniz. Türkiye'de henüz bu şey oluşmadı, yani büyük holdinglerin, büyük şirketlerin küçük girişimci aldığını ben görmedim ama yurt dışında özellikle Amerika'da başta olmak üzere büyük şirketler Oracle, IBM, ondan sonra Amazon en son Zappos'u aldı benim bildiğim kadarıyla mesela. Zappos Amerika'nın en büyük ayakkabı internet ticaret devlerinden bir tanesi haline geldi birden ve Amazon onu satın aldı. Amazon'un satın aldığı ve Google'un satın aldığı şeyleri Wikipedia'da görebilirsiniz. Böyle sayfalarca boyunca şey var, acquisition şeyleri var. Hani Türkiye'de de bu olursa gerçekten olumlu gelişmelerden bir tanesi olacak. Sadece hani yatırım bulma değil, o anlamda da gelişme iyi olabilir. Yatırımcıya giderkenki sorunun bir kısmı da bazen yatırım almanız gerekmeyebilir. Kendi kaynaklarınızla bunu yapabilirsiniz. Yani kendi kaynaklarınız tabii çok kısıtlı olabilir. Aile çevresi, birikimleriniz, ondan sonra arabanız, belki eski patronunuzun size ilk yatırım yapması gibi birçok şey olabilir. Ya da çalıştığınız distribütör ağı, hani bunun gibi birçok finansal kaynak yaratabilirsiniz. Kredi kartlarınız, belki bunlar olabilir. Hani kendinize gerçekten güveniyorsanız o ilk prototiplerinizi kendiniz yapmaya çalışın. Çok büyük risk ama yani girişimcilik demin söylediğim gibi roller coaster gibi, evet. O riski alamayanlar zaten girişimci olamıyorlar. Herkesin yoksa kafasında bir fikri var. Sorular varsa alayım.
sadece senin değil herkesin aslında genel sorulardan bir tanesi. En çok sık gelen sorulardan bir tanesi bu. Bizde şey yok, iş fikrinize gelin ve biz bunu birlikte yapalım şeklinde hiç bizim şeyimiz, sürecimiz içerisinde yok. Yok, hiç. Destek konusu, yani bahsettiğim konu bu arada sık yaşanılan sorunlardan bir tanesi. Onunla ilgili, yani benim fikrim var ve ben bunu belli bir aşamaya getirmek istiyorum diyen hızlandırıcılar da var. Tek Türkiye'de değil, dünyada da var. Yani ben fikirle geliyorum ondan sonra. Fikrim var, ben burada şey yapmak istiyorum diyen, yardım yapan bundan sonra veya erken aşama yatırım yapan girişim şeyler de var. Ama Startup İstanbul ve Eton'da özellikle biz ürüne bakıyoruz. Yani ürün var mı ondan sonra ve yapabilmiş mi? Girişimciyi bence ayırt eden en önemli özelliklerden bir tanesi yapabilme yeteneği. Sen demin anlattığın sorunlar evet, sık yaşanılan durum. Ama biz şu girişimcide şuna bakmaya çalışıyoruz. Ağlıyor mu, ağlamıyor mu? Yani çok ağlıyorsa ve bu sorunlardan bahsediyorsa onu serbest bırakıyoruz, yapıp gelmesini istiyoruz. Yapıp gelen girişimci ne olursa olsun, connected to me de olsa, çok basit bir şey değil mi connected to me? Aslında bir chat, tamam. Ama yapmış ve üyeler kaydetmiş. Anlatabiliyor muyum? Yapmış ve üyeler kaydetmiş şeyi, hani bir fikrim varlığı arasındaki, yani yaklaşık sonsuza ıraksayan bir şey var. Çünkü bir tanesi sıfır, bir tanesi bir, tamam mı? Sıfırdan bire büyüme şeyine baktığımızda sonsuza ıraksıyor dikkat edersen, tamam mı? Hani birden ikiye büyüme, birden ikiye büyüme %100 büyüme değil mi? Ama sıfırdan büyüme sonsuz enerji harcamış oraya, tamam mı? Yani çok önemli bir şey bu. O aradaki büyüme şeyi o. Tabi bu büyüme eğrisi daha sonra azalıyor mesela. Birden ikiye geliyor, ikiden üçe gelme büyümesi daha düşük değil mi? Ama sıfırdan bire gelme o enerjisi bizim açımızdan ve yatırımcılar açısından çok önemli. Evet, sen başka ortaklar bulmak isteyebilirsin, fikrini test etmek istiyor olabilirsin. Ondan sonra hani başkalarıyla beyin fırtınası yapmak istiyor olabilirsin. Ama bizim Eton süreçlerimizde bunları yapıp gelmeni istiyoruz biz. Ha. Yapıp geldiğin zaman belli bir pişmişlik seviyesine ulaşmışsın demektir. Hani baktığımız kriterlerden bir tanesi bu. Ağlayan girişimci hiç sevmiyoruz. Çünkü yani o kadar çok sebep var ki başarısız olmak için. Tamam mı? Ama hiçbir sebep başarısızlık için bahane değil. Birisi sizi tutup tamam mı? Buradan kaldırıp ondan sonra başka bir yere atıp oradaki işte para havuzuna hiçbir zaman atmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani ben örnek olarak veriyorum. Ya da işte hani sen elinden tutup ondan sonra senin girişimini, fikrini beraber yapıp ondan sonra beraber başarılı olmak üzere şey yaptığımız şey yatırımcı değil zaten. Senin ortağın. Öyle bir adamı bulmak istiyorsan ortak arayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani esas şey senin bu yapabilme isteğini, ondan sonra sürdürebilir şeyini göstererek. Evet, önünde birçok engeller var. Yani aşarken işte belli yerlerden destek alabilirsin ama aşacak olan kişi sensin. Ha? Birilerine hani bunu yap, işte böyle bir sorunum var, bunu çözsen olsa diye yerine benim şöyle bir şeye ihtiyacım var, bana yardım edebilir misin diye sor. O zaman sana birçok kişi yardım edecektir. Ama sorunun tanımla ve ne istediğini tanımla. Eğer ucunu açık bırakırsan hep o sorun olarak senin çevrende kalacak ve o negatif enerjiyle o işi büyütemeyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Benim baktığım açı bu. Aynen öyle. Eğer fikir aşamasındaysa biz fikri duymak istemiyoruz. Seçelim diyoruz mesela. Yani o süre içerisinde de sen o aşamayı göstermen lazım. Genellikle Murphy'nin kanunu o belirttiğin sürelerde hiçbir şey olmuyor zaten. Tamam mı? Yani o kadar çok şey çıkıyor ki yağmur yağıyor, sünnetin oluyor, bir
şey oluyor. Yani o kadar çok engel oluyor ki, dediğim gibi yani çok bahane çok inanılmaz. Ama hiçbir bahane şey olamaz yani. Kalite mi? Ortaya çıkan ilk ürünün eğer utanmıyorsan zaten çok geç kalmışsın demek. Bu benim lafım değil, LinkedIn'in kurucusu ondan sonra aynı şeyi söylüyor. Çünkü LinkedIn'i ilk açtığında arkadaşlarına göstermeye utanıyormuş, tamam mı? Ama geç kalmış değil işte o zaman. Hemen açmış olman lazım. Çünkü açtığın zaman zaten milyon kişi gelmiyor oraya. İlk minimum viable product, yani ürünün ilk çeşitlemesini, yani o ilk ürünü yapman çok daha önemli. Hemen ondan şey beklememek lazım. Yani ürünün son halinin kalitesini beklememek lazım. Ama ürünün ortaya çıkması, basit bir uygulamanın, yani tuşların bile ortaya çıkması, bastığın zaman çöken bir uygulamanın bile ortaya çıkması fikir aşamasından çok daha ilerli. Yani orada kalite şeyi bakılmıyor ondan sonra. Örnek veriyorum, oyun şirketlerinde bu olur genellikle. Oyun şirketleri ilk oyunları yani korkunç olur. Ama önemli değil. Oyun şirketleri o oyunu yapabilmek için aylarını veriyorlar. Yani tasarım yapıyorlar, arkada koşan bir işte tavşan yapıyorlar, bir şey yapıyorlar ve oyun çöküyor. Yani çünkü o kadar çok telefon ekranı ve telefon çeşidi var ki birilerinde oluyor bu. Çöken oyun herkeste vardır. Ama yapılan oyun çok daha değerli. Kalite kriterimiz bu yani. Ortaya bir şey çıksın, hataları düzelterek yapmak zorundasın. Eğer sen arkadaşlarına gösterecek kadar hani utanmıyorsan çok geç kalmışsın. Muhteşem, mükemmel bir şey yapmaya çalışıyorsan zaten ona ulaşamazsın. Zaten o yolculuğun tamamı. Anlatabiliyor muyum? Muhteşem ve mükemmel olan şey. Yani yolculuğun tamamında bunu yapacaksın. Sitelerin, başarılı sitelerin hepsinin ilk versiyonlarına bakın. Amazon'un ilk şeyini gördünüz mü? Yani çok basit HTML bir sayfa. Ama bugünkü Amazon'a bakın. Yani 15 sene içerisinde bugüne geldiğinde inanılmaz bir yere ulaşmış. Ama ilk siteyi açmasa bugün olmayacak. Tamam, bugünkü halini açmak için tam 15 sene beklemesi lazımdı. Anlatabiliyor muyum? Olabilir miydi? Olamazdı. O yüzden kalite kriterimiz bu. Danışmanlık konusu çok kritik bir şey. Oraya girmeden önce bir developer veya uygulamacı veya o ürünü yapan kişi çok değerlidir. Yani özellikle mühendis, ondan sonra uygulamayı ortaya çıkartan. Ama satışçı ve pazarlamacı da onun kadar önemli. Fakat başlangıçta tek başına ürünü çıkartman çok değerli ve ortaya katma değerli bir şey çıkıyorsa o daha kolay pazarlanabilir hale gelebiliyor. Ama ben bir satışçıyım, fikrim var, ondan sonra bir de mühendis arıyorum demek daha zor. Yani ondan sonra bu ürünü yapacağız beraber. Yani sen pazarlamacı olsan ve satışçı olsan, işte benim bir fikrim var ama bir ortak arıyorum, işte ürünü yapacağız. Ama bunu demen yani daha zor bir aşamaya gerektiriyor. Senin ürünü yapıyor olman satışı ve pazarlamayı daha kolay buluyor anlamına gelebilir. Tek başına sen eğer veya tek başına ortaksan, diğer ortak ürünle ve arkada geliştirmeyle uğraşırken öbürküsü de hani bu sevilmeyen satış ve pazarlama faaliyetlerini yapıyor veyahut hani yatırımcıya sunumu o yapıyor, ön tarafta o bulunuyor, arka taraftaki de bu geliştirmesini yapıyor. Aynı örnek hani çok gene uzak olacak ama Apple'da da var. Yani Steve Wozniak ürünü yapıyor ama Steve Jobs bunu en iyi satıyor yani baktığımız zaman. Tam hikaye hani bu kadar şey değil ama kaba taslak olarak baktığımızda böyle. O yüzden pazarlamacı ve satışçıyı bulman kolay. Danışmanlığa geldiği zaman satış ve pazarlama danışmanlığı veya koçluk verilir ama yapacak olan gene sizlersiniz. Bu iş sırasında olabilecek bir şey. Mentörlüğü de böyle anlamak lazım. Çünkü mentörler dışarıdan bakış açısı verirler. Yani şuna yaptın mı, buna baktın mı, bunu şey ettin mi gibi söylerler. Sana yeni pencereler açarlar.
Ama orada karar verecek şeyler. Proje dinleyeyim. Evet evet, anlatsan daha kolay olacak çünkü. Hani böyle yakından dolaşıyorsun. Bir arkadaşımın fikri var ama ben de böyle şey yapıyorum gibi. Yok şey yani iki tane çıkarmış olduğum ürün var zaten. Tamam. Bir tanesi e-learning projesi. Tamam, çok güzel. Hemen İngilizce. İngilizce.com. 3000 seyirci var günlük. 32.000'den fazla. Tamam. Ne yapılıyor? Böyle bir isim veriyor, yoksa herkes verip herkes İngilizce ders mi alıyor? Hazır İngilizce dersleri var, onları şey yapıyorsun. Çok fazla odaklanmıyoruz ama acıya daha fazla odaklanmaya başladık.
benim şimdiye kadar hep en sorduğum, peki buradan nasıl para kazanacağım? Çünkü hani para başlamadan, para kazanmaya başlamadan bir iş modeli gelişiyorsa, büyüdüğünde de bu sefer sorun oradan nasıl para kazanacağını gene sormak oluyor. Başlangıçta bunu düşünüp, ondan sonra yani parayı nasıl kazanacağını düşünüp, belki ilk aşamadaki şeyi ücretsiz tutup, burada bir sorun yok, büyümeyi sağlayıp ondan sonra gelir modelini daha sonra koymak doğru olabilir. Ama bu tamamen iş modelinden iş modeline göre değişir. Yani e-ticaret yapıyorsan günün birinde para kazanman lazım. Yani biz buradan bedava vereceğiz. Artık ondan sonra büyüdükten sonra da para kazanmayı düşünüyoruz. Fiyat işte zararına satacağız. Ondan sonra buradan şey kazanmayı düşünüyoruz. Çok anlamlı değil. Yani bu kadar net ve açıksa zaten o iş olmaz. Yani o iş modeli, yani bu anlattığım örneği diğer şeylere de uygulamak lazım. Biz bir işte chat sitesi yapacağız. WhatsApp'tan daha iyi olacağız. Ama işte bunun için çok büyük altyapıya ihtiyacımız var. Hani orada rekabet çok zor bu sefer. Çünkü o alanda artık inanılmaz oyuncular var. WeChat var, Viber var, bilmem ne var, bir sürü hani Asya'daki oyuncuların yanı sıra yurt dışında da hani bugün Apple Store'a baksak inanılmaz oyuncu vardı yani. Hani onu da ikna etmek çok zor. Şeyin skalanın öbür tarafında bu örnek var. Yani e-ticaret örneğiyle bunun örneği arasında bir arada bir çözüm bulmak gerekiyor. İlla ki yani gelir modelin olmayabilir ama büyüyüp gelir kazanacağın bir acıyı ve sonu çözüyor olman lazım. Ve bunun da hani ölçeklenebiliyor ya da pazarın çok büyük olması lazım. Çünkü pazar çok küçükse orada da yatırımcı ilgilenmiyor. Bir acıyı çözüyorsan bile yatırımcı o konuyla da hiç şey yapmıyor. Balinalar üzerindeki işte şeyleri, planktonları alacağız ve bunu çözecek bir problem. Evet, çözüyorsundur bunu. Tamam, ürün de çalışıyordur. Ama yani o sektör hem küçüktür hem de para kazanma ihtimali yoktur. Yani anlatabiliyor muyum? Onun gibi örnekler ya da şöyle vereyim. Macarca'dan Türkçe'ye bir sözlük yaptım. Ondan sonra tamam mı? Macarca'dan Türkçe'ye sözlük yaptım. En iyisi çalışıyor. Tamam mı? Yani kralını yapmış olsam bile oradaki pazar küçük bir pazar. Yani oradan hani toplamda ne kadar kazanacaksın ki onu bir şeye bakıyorsun, anlatabiliyor muyum? Yani hani bunlara dikkat et diye uç örnekler veriyoruz şu olarak. Bence İngilizce projesi şeyden daha iyi. İngilizce öğrenme çok büyük bir sorun. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sorun. Geçen sene biz Cambly diye bir şirkete yatırım yaptık. Bu da Amerika'da bir şirket. Cambly'yi San Francisco'da tanıştık. Ondan sonra kurucularıyla da en son. En büyük pazarları Türkiye. Cambly mobil bir uygulama üzerinden İngilizce öğretiyor fakat community'ler, yani crowdsourcing. Yani Stanford'da okuyan bir öğrenci size İngilizce, sürekli bir saat boyunca İngilizce konuşuyor. Ve yapmanız gereken application yükledikten sonra sadece düğmeye basmak. Bir anda şeyiniz, öğreticiniz, yani öğretmen değil, İngilizce konuşacağınız kişi karşınıza çıkıyor. Ve Skype gibi aslında şey yapıyorsunuz ama size İngilizce öğretiyor. Eski İngilizce öğretmenleri, evde emekli olmuş İngilizce öğretmenleri, yani bu konudaki şey olacak, dünyadaki birçok şey size, onlar da para kazanıyorlar. Ve çok da ucuz, $20 saatliği. $10 öğrenci şeye gidiyor, öğretmene gidiyor, $10 da Cambly'ye kalıyor. Ondan sonra hani çok basit bir iş modeli ve en büyük pazarları Türkiye oldu. Nasıl olduğunu bilmiyorlar ama Türkiye'de İngilizce öğrenme şeyi çok yüksek. Biz de zaten hani orada bir fırsat gördüğümüz bir şey yaptık. Tamamen pazar yeri. Çünkü İngilizce öğretmenleri yok. Herkes İngilizce öğretmen olabilir. Ve mobil de yapılıyor. Mobil en çok kullanılan şey. Salonda dikkat edin. Yani uzaktan kumandanın yanında mobilde televizyon seyrederken muhakkak bir şey yapıyor buluyorum ben kendimi. Yani televizyon seyredip yanında bir şey yapıyorsun muhakkak aynı anda. Ve mobilin büyümesi o yandan çok önemli. Web'in dışında da bunu geliştirmekte bayağı. İngilizce bu anlamda çok şey. Şu bilgiyi de vereyim. Türkiye, Avrupa'da internet kullanıcılarının en yüksek oranda sporla ilgili sitelere girdiği ülke. Çok doğru. %70. Acayip iyi tespit. Tamam, yani, bu yalnız oradan para kazanacak anlamına gelmiyor. Çünkü yani onun da monetization düşük. Yani kişi başına monetization düşük bu sefer de. Toplam Türkiye'de futbol seyirci sayısı çok yüksek ama Digitürk'ü hala almıyorlar. Anlatabiliyor muyum mesela? En büyük sorun o. Yani o, eğer şey olsa o zaman Digitürk alırlar. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar fanatik olduğu takımın maçını almak üzere Digitürk seyretmiyor. Digitürk'ün de en büyük problemi o. Türkiye sadece Avrupa'daki birçok ülkelerden daha yüksek benim bildiğim kadarıyla. Ben de işte spor böyle yaklaşık yapıyorum. En son Sait Bey, yani İnönü'nün genel müdüründe bize bir toplantıda anlattığı konu buydu. Tamam mı? Türkiye'de evet çok büyük bir fan var ama buradan monetization çok düşük. Tamam. Yani evet
toplam kitle çok büyük ama oradan para kazanmak çok zor. Anlatabiliyor muyum? Bunu unutma. Yani özellikle sosyal bahis bütün dünyada ve şeyde konuşulan bir konu. Onu tekrar düşünmeni yani çünkü sektörü biliyorum sosyal bahis konusunda ilk gelen hani proje değil. Ondan sonra belli projeler daha geliyor bunun. Ama burada özellikle Türkiye pazarında en büyük pazar olmasına rağmen regülasyon tabi olduğu için hareket edemiyorsun. Diğer taraftan monetization dediğim gibi çok düşük ve hani milyoner, nesine vesaire gibi şeylerin kar marjları sıkı şekilde kontrol ediliyor. Sana oradan hani şey yapamazlar. Diğer taraftan yurt dışında Avrupa'daki örneklerde regülasyon devlet tarafından yapılmıyor. Bahis oranları devlet tarafından konulmuyor. Onlar kendilerini koyuyorlar. Aradaki fark bu. Yani çok matematiksel bir problem aslında. Başka iş fikri olan, öldüreteceğim iş fikri olan. Çok hızlı fikir öldürmek çok kolaydır. Yani siz de yapabilirsiniz bunu ondan sonra. Ama fikri canlandırmak çok zordur. Hani bu benim görüş açım bu arada. Yani sen gene de buna devam edebilirsin ki etmelisin eğer sen buna inanıyorsan. Ama benim tecrübem, geçmişte şey yaptığım konu bu. Hani kötü tarafı örneğin Twitter'la gelseydin gene bu feedback'i verebilirdim ben sana. 140 karakter olmaz, SMS de olmaz falan diyebilirdim yani. Bu arada orada çok ufak bir şey daha söyleyeyim. Aslında birden fazla fikir var. Orada bir fikir kümesi kötü var. Kötü bir şey bu. O yani o konuda mesela şöyle söyleyeyim. İki kızı seviyorsun, ikisiyle de evlenebilir misin? Ama konsept aynı. Anlatabiliyor muyum? Konsept ama şey... Ama hayır, aynı konsept. İkisi de sarışın, tamam mı? İkisi evlenemezsin. Bir tanesini seçmek zorundasın. Ama bu zaman şeyi domine etmek. Yani... Yok, yani ilk önce bir tane... Şimdi yani başlangıçta kaynakların çok kısıtlı, tamam mı? Bir domine etmeyi biraz sonra düşün, anlatabiliyor muyum? İlk önce küçük olarak başta büyüt, anlatabiliyor muyum? Ondan sonra o dediğini yaparsın. Öncelikle bir şey yap, ortaya çıkar, sen pazara hakim ol, ondan sonra domine edersin onu. Senin en büyük sorunun domine etmek olsun, anlatabiliyor muyum? Pazarın belki %30 senin olacak, daha da mutlu olacaksın. Domine etmeyi sonra düşün, en sonundaki sorunun o senin. Anlatabiliyor muyum? İki tane yapıp bilmem. Yani diğer konu bu, yani 10 tane fikrim var, tamam mı? Hepsini yapacağım, mümkün değil. Yani imkansız değil. Bunu doğrudan şey yapıyorum. Nasıl? Yani şöyle söyleyeyim, Facebook elinizde ve dikey modeller kurmaya karar verdi. Facebook bunu yapmıyor. Neden? Yapmıyor. Yani anlatamıyorum. Google bunu değil. Yani. Yapmıyor. Google yani. Ben olsam yani. Kesin girmiştim. Yani. İşte bak, onlar yapmıyorlar. 100 milyar dolarlık şirketinde yapmıyorlar. Google da bunu yapmıyor. Bak, Google'un %80 geliri arama motoru reklam türünden geliyor. Google bir reklam şirketi. Anlatabiliyor muyum? Diğer %20 geliri o... Gördüğümüz işte sürücüsüz araba bilmem ne ki onlardan para kazanmıyor. %20'si oradan geliyor. %şirketin %80 geliri reklamdan geliyor. Google koca bir reklam şirketi. Anlatabiliyor muyum? Yani ve yapmaya çalıştığı yepyeni alanlara girmek değil onları satın alarak yapıyor. Ne zaman yapıyor? Yani milyar dolarlık şirket olduktan sonra yapıyor. İlk günden itibaren araba motoru yerine bir de bunu yapalım, bir de onu yapalım, bir de arabasız gözlük yapalım diye ilk günden başlasaydı olmazdı. Anlatabiliyor muyum? Yani senin sorunun daha sonra gelecek bir sorun. Yani adım adım, yani birinci şeyden atlayıp ona geçmeye çalışıyorsun. O zaman ayağın kayar düşersin. Tak burnunu vurursun yani. Onun yerine bence dediğim gibi bir tane kıza aşık ol, evlen, ondan sonra çocuk yaparsın. O bir. B2B alanında E-TOM, B2B projeleri bize geldi. Yani son 6 senedir de geliyor. B2B projeleri gerçekten bence hani satış açısından çok kolay. Birkaç tane software as a service gelmiş daha önceden de. Fakat hani B2C gibi böyle popüler olmuyorlar. Groupon'ya mesela popüler. Neden? Çünkü B2C'ye şey yapıyor. Ama B2B bir sürü şirket söyleyebilirim ben bizim seçtiğimiz. Hiçbirisini duymamışsınız mesela. Ve kendi ayakları üzerinde durup yaşayanlar da aralarından var. Ondan sonra hani baktığımız zaman B2B'nin kötü tarafı elinde çanta satış yapıyor olman lazım bir şirketin. Tabii iş modeline bağlı olarak yani diğer taraftan. Hani scalable ve şey yapmak çok kolay olmayabilir. Lokalde başarı getirebilir ama diğer taraftan tabii software as a service gibi böyle İngilizce bir şey yapıldıysa mesela çok başarılı projelerde ortaya çıkabilir. Çok böyle genel politik konuştum ama. Bahçeşehir Üniversitesi'nde mezun bir arkadaş var, Ali Can Erk ismi.
Priority'nin kurucusu 3D Printer'la ilgili. Biraz yerden yere vurdunuz ama Shrek Base gibi neyi vurmak? Yerden yere 3D Printer'ı. Yani. Yok yok. Bakın 3D Printer yani 3D Printer ve 3D Printer herkes yapıyor işi. Yani çok seksi bir iş ama şu anda kimse ne yapacağını bilmiyor mesela orada. Yani herkes konuşuyor ama yani ortaya henüz bir şey çıkmış durumda değil. Yani evet bir şey arabalar yapıyorlar, bilmem neler yapıyorlar ama ev basılmış Çin'de. Hepsi yapılıyor. Ama bu hani böyle ekonomiyi değiştirecek şu anda bir şey olmadı ama olacak. Ne olacağını da bilmiyoruz. 500 milyar dolarlık bir gelecek bekliyor. Olacak. %100 olacak. Yani 2000'li yıllarda nasıl hani dijital fotoğrafı konuşuyorsak 2000'li yılların başında 99'da diyorduk ki dijital fotoğraf gelecek, analog fotoğraf bitirecek, bilmem ne olacak ve 5 sene içerisinde bitti. Sonra o fotoğraf makineleri cebe girdi. Bir de oradan bitti. Hiç şu anda analog fotoğraf makinesi konuşulmuyor. Kaset CD konuşulmuyor. Yani son 10 seneye bakın. Onlar vardılar zaten. Hani sanki böyle tarihteymiş gibi geliyor ama yani kaset CD falan filan hani son 10 senenin ürünleriydi. Bunlar yoklar. Aynı şekilde 3D printer de yeni ve gerçekten gelecek ama şu anda nasıl geleceğini, ne olacağını bilmiyoruz. Ben yani, burada Türkçe ders olarak ilk işlerini oluşturan bir zaman. Autodesk uygulamaları, Tinkercad gibi uygulamalarla ilk defa Türkiye'de bu işin eğitimini yapan bir bu yani, önemli bir aşama bence. Projektif aşamasında da ürünler çıkmaya başlıyor. Bunu modernize etmek lazım. Özellikle tasarım konusu 3D printer'ın bu şeyin en önemli konusu olacak çünkü tasarımlar bunun için kritik noktalardan bir tanesi. Bence devam etmende fayda var. Arkada bir soru vardı. Bahsederken ben biraz korktum açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Öyle korktum açıkçası. Mesela yatırımcıların şirket üzerindeki yüzdelerinden bahsedilir. Bayağı bir önce. Peki ben mesela bir girişimciyim ve bu konu hakkında çok bir fikrim yok açıkçası. Nasıl yapmam lazım? Bir danışman şöyle, olarak... Yani biz Eton'da mesela 3-4 tane hukukçumuz var. Bunları özel seanslarda anlatıyorlar. Hani belli bir yere kadar bunlar free of charge, herhangi bir ücret almadan danışmanlığımızı yapıyorlar. Ama tabii ki iş hani yatırım bilmem ne boyutuna geldiğinde onların da avukatlık ücretleri oluyor. Ama hani bu konular bizim bu arada internette de bütün hepsini bilgi olarak seyredebilirsiniz. Yani saklı ve hani kapalı kapılar arasında yapılan şeyler değil. Her bu toplantıda olduğu gibi bütün hepsini video çekiyoruz. Ve şirket kurulumundan hani yatırım almaya kadar bütün hepsi Eton TV'de yayınlanmış durumda. Hiçbirisini saklamıyoruz bu arada. Sadece şey yaptığımız mesela videolar, sunum videoları. Çünkü orada işte para konuşuluyor, bir soru soruluyor vesaire. Hani girişimci de bunun yayınlanmasını istemediği zaman onu yayınlamıyoruz. Onun dışında bütün o avukatlık hukuk videoları şeyde var, Eton TV'de var. Onları seyretmek iyi bir başlangıç olabilir. Ama yani doğru hukukçu değilsin bunları öğrenecek iş olarak. Ve bilişim hukuku ve bu genellikle ekonomi ve bu satın almalar vesaire çalışan bir avukatla da danışmanlığını almak gerekli. Korkacak bir şey yok. Yani çok standart şeyler var ama haklarını koruman lazım. Yani onu biliyor olman lazım. Hangi hakkını koruyacağını veya hangi hak yani maddeden korkmayacağını şey yapman lazım. Çünkü genellikle şöyle oluyor. Girişimciler sözleşmede yanlış maddelere takılıyorlar mesela. En çok takılan madde yüzde para. Yani bunlar aslında hiçbir şey değil. Yüzde ve para bir statik değişken. Yani o andaki değişken. Esas haklar konusu söz konusu. Çünkü haklar o şirketin bütün hayatı boyunca sizin vereceğiniz diğer tarafa hakları ve diğer sorumlulukları içeriyor. Onlarda daha fazla zaman geçirmeniz gerekli. Yani veya sözleşme aşamasındayken. Yani bir tane hani hemen burada ben sana buradan atıp işte hukuku öğretemem şey olarak. İnternetten de okumak faydalı olur. Ve hukukçularla konuşman gerekecek ama videolar başlangıçta iyi bir şey olur. Kaynak olur yani. Merhabalar, ben Erdem. Ortam Emre ile beraber yeni bir mezunluk.com'u biz kişilerin mezun olduktan sonra hangi işler yapabileceğini gösteren bir bilgi yönlendirme platformu. Doğumu merak ettiğim eğitim projelerinin bakış açısı nedir? Yani sonuçta bir uluslararası bir proje değil. Yani bir projenin illaki global olmasına gerek yok. Birincisi o. Yani hani globalden bahsediyorum. Hani ilk başlangıçta belki öyle şey yaptım ama yerelde çok büyük pazardır. Yani onu unutmamak lazım. Eğitim ve yeni bir iş bu arada iyi bir acı orası. Yani yeni mezunların hani iş bulma problemleri mezun.com mezun mezun değil, kariyer hakları şey yapmıyor, çok odaklanmıyor.
Çünkü kariyer netin oluşturduğu nokta yeni iş bulma ve daha çok çalışanların şey yaptığı. Evet, öğrencilere yönelik şey de var ama öğrenci CV'si oluşturmak zor bu kariyer netin. Bunu bir mezun o anlamda iyi bir acıyı çözüyor ve bizim sanırım 3-4 sene önce de 2-3 tane proje benzeri şekilde çıktı. Bir tanesi hatta kariyer operatörler tarafından satın alındı. Onlar da üniversiteli öğrencilere iş bulma platformuydu. Bir tanesi oydu, öbürküsü de satın alınmadı ama benzeri projeler vardı. Bu iyi bir acı olabilir. Örnek veriyorum, iyi üniversitelerin iyi yeteneklerini tespit edebilecek bir iş modeli bütün şirketlerin takibinde olur. İyi bir database. Ama yapmak çok zor. Yani genç kariyer vardı mesela. Genç kariyer de hani bununla uğraştı. Hani orada gerçekten paraya çevirmek kolay değil. Sadece söyleyecek mi olur ama iyi bir sektör. Orada bir acı var. Ona eminim yani. Bizim acıyı dinlediğimiz nokta şu. Hani kişilerin genelde yanlış bölümleri seçtiğini gördük. Üniversiteye girdikten sonra pişmanlıklar oluyor. Biz üniversiteye girmeden önce veya üniversite başlangıçlarında hani üniversite... Hangi bölüme geçeceklerini bir şey hangi bölüme geçecekler veya hani okurken neler yaparlarsa daha iyi olur göstermek. Bu da öyle bir acı. Hatta parlakbirgelecek.com o da aynı şeyi yapıyordu. Bu iyi bir sektör. Parlakbirgelecek'te doğumlukta seçilmiş 2 sene önce. Hatta şöyle söyleyeyim, parak bir gelecek faydalanıcı startupların ilk yatırım alan şirketlerden bir tanesi. Biz bu sorunu düşündük ama hani mesela üniversitede, ikimiz de İstanbul Üniversitesi'nde yapıyoruz. İşte İstanbul Üniversitesi'nde mesela yaklaşık 100 bin tane öğrenci var. Hani gördüğünüz gibi mesela şu an son sınıf, hani öğrencinin yarısı, yaklaşık yarısını ne yapacağını bilmiyor. Yani iş hayatında neler yapması gerektiğini, dil öğrenmeyi öğrenersin, hani kariyeri yönelik ne yapacağını tüm fikirleri yok ve onları yönlendiren bir şey de yok. Biz bunun için hani biraz çalışmaları düşünüyoruz ama sonra şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Kim aranızdan yazılımcı? Efendim? Kim yazılımcı? Bir arkadaşım. Bir arkadaşlar var. Toplam 4 kişi şu an. O burada yok. Tabii yani. Siz satışçısınız. O da kritik eleman ama orada. Yani bir tane yazılımcınız olması lazım. Bu bir acı. Bence bunu sorunu çözerseniz nasıl çözüleceğini ben de bilmiyorum. Şöyle bir konu da çıkıyor. Hani ileride sen nasıl para, hani bu işi nasıl parayla kazanacağız? Yani i̇şte para kazanılır bu işten. Bakın para kazanılır. Önemli olan orada ölçeklendirebilmek gibi büyük kitleye ulaşabilmenizi sağlamak ve şirketlerin ilgilenebileceği nokta. Çünkü satış yapacağınız yerler şirketler. Öğrenciler sizin müşteriniz olmayabilir o. Öğrenciler sizin kullanıcılarınızla şeyiniz. Öğrencilerin para kazanmak gerçekten aynen. O yüzden şirketlere gidip buradan nasıl para kazanacağınız sorun. Yani bizim böyle bir şeyimiz var, satın alır mısınız? Ürününüz hazır olmadan sanki hazırmışçasına satın ürününüzü bakalım. Satabiliyor musunuz? Satabiliyorsanız zaten hemen yapın o zaman. Anlatabiliyor muyum? Çok basit. Ürün, hani Lean Startup'ı okuyun, yalın girişim, ondan sonra Enterprising, o da bunu anlatıyor. Çok yaşa, iyi yaşa. Ürünü hazır olmadan hızlıca pazara götürün ve kullanıcıya sorun. O size zaten yeni feedbacklerle dönecek. Mesela diyecek ki, siz şu anda kafanızda mesela bir fonksiyon seti var. Şunu yapsak, bunu yapsak, ondan sonra buraya şey yapsak, işte buradan atlatsak, buradan zıplatsak falan filan. Kendiniz için düşünüyorsunuz, tamam mı? Gidin, bir bakalım, hani Unilever, Procter & Gamble sizden ne istiyor? Tamam. Belki onları istemiyor sizden, anlamıyor musun? Siz o zaman dönüp o fonksiyonları yaparsınız. Gidin, bizim böyle bir ürünümüz var deyin, tamam mı? Sitenizi gösterin. Alacak mısınız buradan? Onlar diyece size bazı şeyler söyleyecekler. Evet alırız ama hani şöyle şöyle olursa. O zaman gideceksiniz o fonksiyonları yapmaya başlayacaksınız. Şimdi kafanızdaki şeyleri yapmayın mesela. İşte o yüzden gidip çok fazla elinize çanta satmaya çalışın yani. Ben şöyle bir ek bilgi vereyim de, 2,5 senelik bir çalışma olmuşum, mezuniyet sonrası kariyer basamakları diyeyim. Mezun olduktan sonra başlamışım buna. Arkadaşların yaptıklarının bir değişik versiyonunu yaptık. Firmalarla da görüşmemize rağmen firmaların kendi ağları var. Kendi üniversitelerle irtibatları var. Bir şekilde işte kariyer merkezlerinden veya bir yerlerden bir şey başarılı öğrencileri sevk edip çekebiliyorlar. Çok doğru ama bunu benim bildiğim kadarıyla aynı ben de tespit doğru. İletişimleri var. Çok böyle manuel yapıyorlar. Adalar şeklinde. Yani Bilkent'ten tanıyor ama atıyorum Kütahya Üniversitesi Dumlupınar'dan kimseyi tanımıyor. Aslında orada da iyi bir şey var. Elinde böyle büyük bir havuz olsa yani onların işini kolaylaştıracak bir şey olsa onu kullanırlar.
benim anladığım kadarıyla. Proje olarak kalıyor ama hiçbir zaman nakde veya bir gelire dönüştürülemiyor. Şöyle, dediğin de çok haklısın. Şimdiye kadarki örnekler, saydığın örneklerde de aynı sorun var. Kimse bunu monetize edemedi. Zaten bunu bulursanız başarılı olacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Burada bir acı var. Ondan sonra herkes bu acıyı görüyor. Ama onu hani nasıl çevireceğini şu ana kadar benim yaşadığım örneklerden Güneş Burk Kayanet mesela iş birliğiyle mesela onu yapmaya çalışıyor. Monster örneği var mı? Monster örneği var. Monster hani Türkiye'ye girdi ama onlar sadece üniversitede veya şeyleri değil, onlar Kayanet'in rakibi olarak girdiler. Yani büyük bir iş şey olarak. Tutmadı yani zaten burada. Monster'ın ve Kayanet'in en büyük rakibi kim sizce? LinkedIn. Yani o yeni iş modelleri geliyor. Dikkat edin, onlar da kendilerini yenilemedikçe pazar paylarını kaybediyorlar. Eskiden Kariyernet ve Monster bütün o gazetelerin şey sayfalarına rakip oldular. Ve gazetelerin o sayfaları bitirdiler. Bugün pazar günleri dikkat edin incecik bir şey gelir. Hani çok fazla da hani iş bulma ilanı gelmez. Eskiden nasıldı o 10 sene önce? Bayağı bir kalın bir sürü iş ilanlarının olan şeydi. Böyle buluyorlardı ilan sayfaları. Şimdi Kariyernet modeli onu öldürdü. Türkiye'de hani Kariyernet gazetenin bütün şeyini aldı, pazarını aldı. Fakat şimdi Kariyernet'in modelinde sosyal bu şey siteleri öldürüyor. LinkedIn gibi benzeri Zing ve vesaire şeyler öldürüyor. Hatta LinkedIn'in rakibi neredeyse Twitter ve Facebook. Facebook değil de yani Twitter. Çünkü Twitter'da kişinin çok özel profiline ulaşıyorsun. Growth hacker mı, developer mı, neler yazmış görüyorsun, tamam mı? Okulu falan filan hani çok önemli değil. Adam iyi bir profile ve şeye sahipse neredeyse o olabilir. Yani şu anda doğrudan rakip olarak konumlandırıyorum ama LinkedIn'e de yeni rakipler geliyor. Onu demeye çalışıyorum. LinkedIn bugün o iş modelinin şey, soruyla bağlantısı oldu ama iyi bir model o. Bence bu iş boyutunun veliler tarafı da bir ele alınabilir. Daha ele alan olmadı. Zaten üniversite tercih boyutunda gelen veliler kararlar. Aynen öyle. Hepsini birlikte düşünmek lazım. Yani ben hani burada sorunun çözümünü bilmiyorum ama acının olduğunu söyleyebilirim sadece. Veliler, ondan sonra kardeşler, akrabalar, hepsini düşünmeniz lazım. Ama nasıl parayı kazanacağını siz bulmanız gerekiyor. Sizin de satışçı olduğunuz için ikiniz bunu bulacak olarak developer biz sizsiniz. Evet, ben acısı olmayan bir işten bahsediyorum. Herkes acısı olan bir işten bahsediyorum. Yok, değil, hayır. 2008 yılından beri aslında doğum ilk böyle ilk toplantı olduğu günden beri bu kafe toplantılarına sık sık gelen her perşembe oldu. Kafe diyoruz ama hiçbir şey kahve içmiyor. Evet, orada kahve var. Evet, kahve var dedi. O toplantıları neredeyse her hafta bir çalıştığı bu anlarda çalışan her hafta perşembe günü bir bahane bularak izin alıp geldiğim toplantıları çok yaratıyorum. 2011'in sonuna kadar bu toplantıları neredeyse hiç aksatmadan devam ediyor. İstanbul'da. İyi bir öğrencisi. Evet, şöyle söyleyeceğim, şöyle bir güzel örnek vereceğim. Mesela bütün bu toplantıların özetini, yani bu 3 yıl benim geldiğim tüm haftaki toplantıların özetini ben buraya aldım. 2011 yılından beri de son toplantılarına gelmiyorum. Çünkü brokerlerin bazı yönlendirmeleri esasında farkında olmadan bir işe giriştik. Bir şeyler yaptık, fatura kesmeye başladık ve artık yatırıma da hazır olduğumuzu hissediyorum. Yani şimdi... Ya bu güzel bir şey, iyi bir şey anlatıyor. Bir şey yok. 2009-2010 dönemler, 2011'de Burak Hoca'nın her böyle kafe toplantı sonrasında bir heyecanla karşılaşıp ya işte şöyle bir fikrim var diye bana tek soruda böyle nakavt edip eve gidip ya bir daha gitmeyeceğim Mete Odan Plansı'na beni yine işte hevesimi kızım falan deyip sonra bakıyorum ki ama geriye baktığında mesela gerçekten hayat böyle. Çekelim bunu şöyle kullanacağız. Yazılmış bir senaryoydu bu. Gerçekten hayat böyleydi. Doğan grubunda çalışırken öğrenmeye başka bir iş yapıyordum. Yeni iş geliştirme bölümünde, SAP geç sürecinde çalıştım. Falan biraz böyle yazılıma heves duydum o işlere. Sonra Türkiye'de e-posta pazarlama izinli, e-posta pazarlama işi yapan bir firmada yeni iş geliştirme ekibinin başında olarak çalışmaya başladım. Ama ben geliştirmeye çalıştıkça bir yandan da başka bir yatırımcısı olan bir firma o iş geliştirmemeye çalışıyordu orada. Böyle bir sıkıntılar olunca ben dedim ki hayır ben bu işi kendim yapacağım. Kendim yapacağım dedim esasında cebimde son iki ay önce aldığım maaştan başka da bir şey yoktu. Bu durumda yine evli olan ve 2,5-3 yaşında bir kız çocuğu olan bir babaydım. Başarılı bir girişimci olmakla kötü bir baba arasında olmak arasında o çizgide gidip geliyordum. Çünkü işte o iki aylık maaşı da harcarsınız, ağzınıza çıkılacak, üç ay sonra çocuğun ihtiyaçları falan ne yapacaksınız? Başarılı olursa da biraz tutmaya başlarsanız bakın yedi gelecek var belki çocuk için deyip böyle işte 24 saatin 23 saati çalışan bir saatte Nescafe içen bir adam haline böyle yarasa şeklinde yaşamaya devam ediyor. Peki ne oldu sonucunda? Evet, yani arabamız vardı, arabamız sattık. Ofisimizin boyasını kendimiz yaptık. Ve o sarışın kızdan birini seçtik. Yani o Burak Hoca'nın dediği 3-4 tane proje var ya, hayır o 3-4 tane projenin biz hepsini kenara attık. İyi projelerdi, sonra Migros yaptı.
dedik ki ya Migros'ta para vardı, bizde de zeka vardı. Onlar onun parasıyla yaptı, biz zekayla yaptı. Proje ne burada? Projeyi de anlat. Hayır, şu anda mail marketing yapıyoruz. Ha, mail marketing. Yani, Türkiye'de mail marketing yapıyoruz. İyi firmalar yapıyoruz. İyi firmalarla çözüm ortaklıklarımız var. Yavaş yavaş büyümeye başlıyor. 2011 sonrasında, 2011 sonlarında biz bu projeyi yazmaya başladığımızda bir yazılım mühendisi benim ortağım. İki kişiyiz sadece. Biri ben iş geliştirme üzerinde çalışıyorum ve satış pazarlamasını her şeyini ben yapıyorum. Öbür arkadaşımız da yazılım mühendisi. O da yazılım tarafını yapıyor. O tam zamanlı başka bir yerde çalışıyor. Akşamları ve hafta sonları ilgileniyor bu işte ama ben 24 saat bu işin başındayım. Ve hala tek kişiyim. Ama zorlanıyorsunuz çünkü her işi siz yapıyorsunuz dediğiniz gibi. Yani ben bir yıl tamamen evimi ofis olarak kullandım. Ev telefonum, ofis telefonu yazdım. Ev telefonu çaldığında kızım koşmasın, yollarınızın da bağlayacağız. Çünkü kötü. Merak edip açıyorlar, kötü oluyordu. Yani bu tip şeyler atlattık ama sonuçta baktık ki yani gerçekten bir prototip bir şey elde edene kadar sizin savaşmanız gerekiyor maalesef. Yani iyi bir fikir evet. Şu anda kaç tane müşteri var? Şu anda yaklaşık 12 müşterimiz var. Nasıl artıyor? Nasıl artıyor? Ben özellikle hiçbir reklam yapmıyorum ve yapmak istemiyorum. Çünkü gelecek müşteriden korkuyorum. Türkiye'de iyi satış yapan e-ticaretlerinden birinden hatta toplantı talebi geldi ve toplantıda gittik ama bir arkadaşımız vasıtasıyla oldu bu. Şöyle söyleyeyim, ucuz.com, eski şimdi video.com'un çözüm ortak. Yani ucuz.com'un bütün müşterilerine biz bir aylık bedava kullanım hakkı verdik. Ve oradan geri dönüşler de oldu. Onlara kullandırdık. Hoşlarına gitti, gitmeyenler oldu. Şimdi böyle bir durum oldu. Onun sonrasında başka temaslarla, başta bu değil bu. Bahsettiğimiz yerlisi. O cüz'ü aldığı neden bu? Öyle mi? Süper. Evet. Yani o başka bir ticaret firmasından toplantıları bir yerde dedim ki ben size hazır değilim. Yani personel olarak hazır değilim, altyapı olarak hazır değilim, ben hazır değilim. Ben bu işte 12-13-14 tane müşteriye hizmetimi verebiliyorum gün içerisinde. Faturamı kesiyorum, ödememi alıyorum, hayatımı devam ediyorum. Şu anda bu hayal buraya kadar geldi. Ve yaklaşık yine bir yıl önceki bu Eto'un... Ne zaman başlamıştın? 2011 sonunda başladım yazılıma. 6-7 ay sürdü ve 2012 sonunda başladım. 2012'de mi? 2012 sonlarına doğru yani evet biz bu işi yapıyoruz deyip sağa sola haber verme yani. Şu anda artık geçimini sağlıyorsun. Evet tabii ki yani ben ortağım işte o sattığım arabanın bir modeli geri aldım falan gibi güzel durumlar var. Çocuğum 5 yaşına geldi mi? Arabayı satarken izin alabildin mi? Yani evet zor onlar zor yani çünkü iyi bir lisans ve yurt dışına almamız gereken bir lisans var ama para yatırmamız gerekiyor ve 3-4 ay sonra size kabul edilmezle ilgili bilgi geliyor ve siz bir miktar yatırmış olmak zorundasınız. Aynı lisans için mi? Ritompet. Yani Center Sport, bunlar benzer lisanslar biliyorsunuz. Onları almanız gerekiyor biraz da bu işi yapmanız için ve öğrenmeniz için dahi. Biz bu işi kötü yapan bir yerde çalışarak öğrendik. Biraz yanlış bir terim olacak belki ama eksik yapıyorlardı bir şeyleri. Biz sadece daha iyisini yapabiliriz dedik. Ve şu durumda yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü müşterilerin bana geri dönüyor. Ya Betim Bey biz sizi çok seviyoruz. Yani niye seviyorsunuz? İş eve buluyoruz, parasını alıyoruz falan ama hayır, iyi bir iletişim kurmayı başarmışız müşterilerle. Bu böyle kulaktan kulağa esasında 12-13 müşteri olan bir durumdayız şu an. Hatta geçen yıl Eto'ma başvurmak istediğinde hep işte dedim ya sizin her anlattığınızda arkadaşlar anlattığı her konuda benim bir anım canlandı gözümde. Ben geçen yıl arkadaşıma bir başvuru hazırladım Eto'm için. Dedim ki başvurulur mu artık? Ya Eto'm bizim Eto'm yani biz biliyoruz ki işte bizimdeki bunları ne orası işte. Yani ama baktık ki hayır bu benim bebeğim dedik burada. Yani hayır ya hemen yatırımcı ne işi var filan biz bu işi büyütüyoruz. Hayır gel. Evet hayır şimdi konuşuyor. Yok bebek yok. Şöyle ama işte burada da şu gün yine fikrimin değiştiğinde durum var ki yetmiyorsunuz artık. Çünkü işiniz kulaktan kulağa büyüyor veya bir şekilde büyüyor bu iş, yerinde durmuyor. Sizin esasında işinizi sadece o işi doğru yapmak olarak yapmanız yeterli. Bakacaksınız ki para kazanmaya başlıyorsunuz, fatura kesiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki başka bir müşteri size telefon açıyor veya mail atıyor. Ben sizi şuradan duydum, çalışmak istiyorum filan. Veya bir gün, olur mu? Bir yatırımcı beni arar belki yani. Bu şekilde devam ediyor bu. Ama yetmediğimiz durumunun da artık bir finansal desteğe, belki mentorluk demeyeceğim ama veya danışmanlık çünkü ben bu 1,5-2 yıl içerisinde bu işleri yaşayabilecek her kötü senaryoyu yaşadım yani. Yani işte parasız da kaldık, biz de alamadık, sistemimiz de patladı, 15-20 gün mail de atamadık ama bunları yaşadım. Yani o sıfırdan bile geçtik. Bir şey olabilir, çok iyi ama yani çalıştığın herhangi bir yerde çalışmaktan çok daha fazla para kazanabilirsin. Yani 3 tane araban olur, evin olur ama hani baktığımızda bunu ölçeklere büyütebilen ve hani MailChimp'in hikayesi de çünkü karı koca başlıyorlar onlarda. Evet. İki kişi başlıyorlar ve şu anda sektörün lideri MailChimp. Evet. Anladın mı? Yani
MailChimp olamaz. MailChimp'in hikayesi var. Bak onlar da yatırım alıyorlar benim. Yok buna karşı değilim şu süreçte. Onu söyleyeyim. Bunun yatırımı açıyor. Hayır. Yani şey, ben yatırımı veya evet. Hani böyle o tarafta da değil. Yani bu case by case konuşulması, yapılması gereken şeyler. Benim hep ısrar ettiğim girişimcinin dayanabildiği yere kadar, gidebildiği kadar kendi kaynaklarıyla o işi yapabilmesi. Sen onu yapmışsın, arabanı satmışsın. İşte 12 müşteriye kadar şey gelmişsin. Bugün sen bize hani burada hayalini anlatmadın. Anladın mı? Ben işte bir mail, yeni mail gönderme şey yapacağım. Euromessage de var, ben ona rakip olacağım deseydin. Sana bu odadaki kimse çok inanmazdı. Ama bugün 12 tane müşterim var veya 13.sü aldım diyorsa ve arabanı sattın diyorsa ve ondan sonra işte anlattığın işte çocuğunun telefonu açma hikayesini anlatıyorsan herkes sana inanıyor. Tamam mı? Yatırımcı da sana inanıyor. O zaman çok daha kolay hani hikayeni ve gelecek planlarını anlatabiliyorsun. Ben 12'den 1200'e çıkacağım diyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani onun planını çizebilirsin çok net olarak. Nasıl yapacağını da anlatırsın. Ve inandırıcı olursun. Ama bugün bize sadece hani işte ben bir yerde çalışıyorum. Ayrılacağım. Ondan sonra 2 ay boyunca da parasız kalacağım. Belki arabamı da satabilirim desin. Hani bugün herkesin aklında zaten benzeri şey var. Bu inandırıcı olmazdı. Yatırımcı için de çok anlamlı olmaz. Sen riske girmişsin. Zaten yatırımını yapmışsın evet. Ve hani o 15 gün boyunca işte acılar çekmişsin. Server'ın durmuş. Müşterilere şey gönderememişsin evet. Falan. Bunları yaptıktan sonra şimdi gelip anlatmam ve yatırımcı tarafına çıkmam daha kolay olur. Yatırımcı alıp almama konusu tamamen dediğim gibi case by case. Belki ihtiyacı yok. Belki kendi iş modelinde bir şeyleri değiştirerek küçük şeyler ondan sonra işi büyütebilirsin. Bilmiyorum yani yapıcı olarak. Belki de gerçekten bu konuda daha önce yapmış işte mail marketing gibi bilen ondan sonra bir yatırımcı gelse seni daha hızlı büyütebilir. Yani tamamen o senin seçiminle ilgili bir şey aslında. Toparlayalım isterseniz. Başka soru varsa ben buradayım. Yarım saat daha kadar. Şöyle, bir soru alabilirim. Son soru alalım. Arkadaşım geçtiği süreçlerden geçtim ama evet olma ilk defa geliyorum. Ben de kendi çapımda şirketimi kurdum ve bir satışlarımı başladım. Kendimi döndürüyor. Ama kendi imkanlarımla gelebileceğim ben de son noktadayım. Bu noktada E-TOM'a başvurmalı mıyım diye düşünüyorum. Bebeğim gibi görmemeye çalışıyorum. Buna zorluyorum kendimi. Ama yani, görüyorum. Sormak istediğim şey şu. Bu şirketin ya da arkadaşın şirketinin değeri neye göre belirleniyor? Ya da nasıl bir yatırım yapılırken hani %20'sine ortak olacaklar ama kalkıp bana şimdi dese ki örnek veriyorum işte 20 bin lira yatıracağım sana da %20'ni isterim. Benim için çok komik bir rakam. Neleri kıstası almalıyız? Nasıl düşünmeliyiz? Zitlenmiş bir dosyayı açıyorsun şu anda. Yani yapıcı bir gün daha komik konuşuyor da. Değerleme gerçekten erken aşamadaki şirketlerde çok zor bir konu. Yani hani iki kişilik şirket, tamam mı? Ondan sonra cirosu çok yeni, ondan sonra belli değil ya da işte ürün var. Nasıl değerlendireceğiz bu şirketi? Tamamen bilimden daha çok sanata yakın bir konu. Yani böyle bir gözle bakıldığı zaman farklı şekilde oluyor. Şimdi bunun için 5-6 kriter var. Ben birkaç tanesini hatırlarsam söyleyeceğim. Birincisi sektör ortalaması. Anlatabiliyor muyum? Erken aşamadaki şirketlerin hani ortalama değerleri. İşte Türkiye'deki değeri farklı, Amerika'daki değeri farklı. Erken aşamadaki şirketler 2 milyonla 5 milyon dolar arasında değerleniyorlar Amerika'daki San Francisco'da. Yani ne yaparsanız yapın o civarlarda değerleniyor. İsterseniz Facebook yapın, isterseniz başka bir şey yapın. Yani o civarlarda yatırım oluyor. İkincisi eğer bir erken gelir ve şey oluştuysa ondan sonra gider gelir tablom ondan sonra onunla bağlantılı olarak değerin artabilir. Yani ben yılda 1 milyon dolar ciro yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? 1 milyon TL de değil. Tamam 1 milyon TL de ciro iyi bir rakam. Ama hani günün sonunda o bu sefer o ortalama değerin Türkiye için 2 ile 5 milyon bu arada değil tabii ki. Yani o şirket değerlemeleri. Hani Türkiye'deki kıyas şeyinde o zaman sen yukarı çıkıyorsun. Bir yukarıdaki baremden değerlendiriyorsun. Ama bu da yatırımcının seninle olan ilgisine bağlı. Anlatabiliyor muyum? Yani sen de çok iyi biliyorsa, o konuyu çok iyi biliyorsa, onun nereye gideceğini biliyorsa, ona daha yüksek değer verebilir. Ama diğer yatırımcılar daha düşük değer verebilir. Kararı yatırımcı veriyor. Günün sonunda ne oluyor biliyor musun? Pazar yani borsa değerlendiriyor. Çok yatırımcı ve çok girişimci olduğu yerde pazarı tamamen bunların birbirinin ortaya çıkması. Keşke hani 10 tane yatırımcı olsa, senin önüne çıkarsak tamam mı? Deseler ki ben 100 veriyorum, ben 150 veriyorum. Bir yerde dursa tamam mı? Hani pazar değerlese. Ama günün sonunda
ne kadar çekici olduğuna, yani girişimin ne kadar çekici olduğuna, senin bu işi ne kadar pazarlayabildiğine, tamam mı? Karşı tarafın gücüne, karşı tarafın bulunduğu duruma, ekonomiye, tamam mı? Doların durumuna, tamam mı? Diğer yatırım araçlarının durumuna kadar birçok faktör aslında bunu belirliyor. Türkiye'de ekonomi iyi gitmiyorsa senin değerin düşüyor. Yani hani anlatabiliyor muyum? Yani yatırım ortamı çok olumlu değilse yatırımcının lehine gelişiyor bu. Sana az parayla daha fazla hisse almak istiyordu. Yani inşallah. Her şey ekonomi iyi gidiyorsa, her şeyin parası yani işte değeri artıyorsa sen de o zaman daha yüksek değerden şey yapıyorsun. Yani toplam makroekonomik değerler bile senin şirket değerini etkiliyor. Ama günün sonunda esas core çekirdek şey sen bu işi nasıl satabiliyorsun? Tamam. En büyük sıkıntı da o zaten. Satmalı mıyım yoksa kendi imkanlarımızla devam mı etmeliyiz? Yani kimse hani belki bu arada %100'ünü almaz sen de satmak dediğim şu. Hani yatırımcıya kendi girişimini pazarlayabiliyorsun. Ne kadar güçlü pazarlayabiliyorsun? Çok güçlü pazarlayabiliyorsan ve kendinden emin bu işi büyütebileceğini söylüyorsan ve değerlemeyi sen belirlediysen ve güçlü taraf sensen senin değerlediğin değer üzerinden tartışmalar devam ediyor. Sen diyorsun ki 10 milyon dolar değer. Ya 10 milyon çok fazla, işte 8 versek olur mu? Bak 10 milyon çevresinde dönüyor, anlatabiliyor muyum? Ama eğer yatırımcı sana 2 ile başlıyorsa sen hani 2.5 olsun, aman 2.2 olsun diye hani kim güçlüyse onun tarafındaki pazarlık üzerinden devam ediyor. Buradaki esas kriter dediğim gibi oluşturduğun değer ve bu işin büyüme potansiyeli ve bu işten herkesin kazanacağı şeyi, vizyonu, hayali çok iyi kurabilmen, tamam mı? Yani bunu kurabiliyorsan şirketin değerini yapıyorsun. Gün sonunda erken aşamadaki şirketler için bir tane belirlenmiş böyle bir formül yok. Ondan sonra ve bu erken aşamadaki şirketleri de bu dört büyük mali müşavirlik şirketi gelip değerlendirmiyor. Ernst & Young veya ondan sonra Deloitte gelip bunu hani bunun değeri budur bulamaz. Yani bir kişi var orada. Nasıl bulacağız şirketin değerini? Oyun şirketi var, iki kişi, tamam mı? Oyun yapıyorlar. Hani belki gelecekteki şeyi bulacaklar. Angry Birds'ı bulacaklar. Nasıl değerlendireceğiz onları? Kimse bilmiyor. Hatırlıyor musun? Yani yurt dışında da çok bu tartışılan bir konu. Yani belki bazı şirketlere olduğu değerden daha fazla para veriliyor. Yani işte dediğim gibi olasılık hikayesi bu. Portföy teorisi. Anladın mı? Google'un içerisinde 100 bin dolarlık bir yatırım var. Google'da ilk başta 1 milyonla başlıyorlar. Onlar da gene aynı Google'un hikayesinde kitabı var okursanız. Orada da şey olarak başlıyor. 100 bin ilk hocaları veriyor. Bir öğretmenleri veriyor Stanford'daki. 100 binlik çek yazıyor Google Inc. adına. Ama Google diye bir şirket yok. 100 bin dolarlık çeki alıp yurda dolarındaki çekmeceye koyuyorlar. Ve arkadaş çevrelerinden ve ailelerinden ilk 1 milyon TL'yi buluyorlar. 1 milyon doları buluyorlar. Hani tabii ki fark burada işte. Arkadaş ve aileden 1 milyon doları bulmak var. O 100 bini de ilk hani yatırım olarak alıyorlar. Google'ın hikayesinin başlangıcında bu vardı. Bu okuyun muhakkak. Hani hikaye bize onun için biraz uzak geliyor yani baktığımız zaman. Ama hani işte San Francisco'nun veya Silicon Valley'de böyle bir karmaşık ekosistemden ve yatırımcılar ve girişimler şimdi oluşması yeni şirketlerin de olmasına sebep oluyor. İşte biz de keşke demin anlattığım gibi şu ilk suyu atıp ondan sonra bu suları çekebilsek kartopu etkisi öyle oluşacak. Yani ilk kartopunu çevirdiğimiz zaman o büyüme etkisi çok güzel olacak diyerek iyi niyetlerle günümüzü kapatalım. Gelecek toplantılarda görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum.